Merhaba Cumhur. Hoş geldiniz. Hemen bağlıyorum. Bu muydu? Kiriye ele miydi maestro? Bu değil. Bu füg değil mi? Yanlış. Aa. Yanlış. Bulamadık. Şeyde. Domine Jesu'da. Ha, Domine Jesu. Domine Jesu. Aha, o bölümle başladıktan sonra Hostias'ın sonunda geldi. Ha, Hostias'tan önceki bir sonraki mi? Evet, sol la 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 don don le dik la. Tamam, onu da bulacağım şimdi. Onu da çalarız. Şey, quam olim abrahe'ye bağlı. Quanto olim abrahe, quam olim abrahe. O kısım. Nasılsınız? Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz. Her şey yolunda. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Konumuz olduğunuz için canlı yayında çok teşekkür ediyoruz maestro. Sizi görmek, zaman ayırıp bize canlı yayına katıldığınız için. Maestro, bir şey soracağım. İsminiz ve soyadınızla ilgili problem çeken oldu mu? Çünkü çok benziyorlar. Orhun. Yani böyle karıştıranlar oluyor mu hiç? O şey ya, yani bitmeyen bir hikaye yani. Gerçekten mi? Doğru yazıp söyleyebilen yok genelde yani. Gerçekten mi? Tabii, yabancılar tabii. Karıştırıyorlar mı? Ya yabancılardan ziyade Türkiye'de falan yok. Yabancılara bir şey deme şeyimiz yok yani. Orkun, Orhan falan, Okan. Hayır, soyadıyla beraber karıştıran oluyor mu? Yani Orhun'u öne koyup Orhun diyen oluyor mu? Var, Orhun, var. Orhun diyen ya da Orhun, Orhun diyen. Oluyor. Var mı? Ben de karıştırdım şimdi mesela diyelim yani. Ama ben tanıyorum sizi. Ya çünkü çok birbirlerine yakın. Yani tek bir harfle değişiyor sadece. Maalesef. Standart bir uygulama bizde ya. Yani yapacak bir şey yok hikaye. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz? Pandemi döneminde nasıl geçti pandemi dönemi? Hala devam ediyor tabii ki de. Vallahi nasıl diyeyim, aslında benim için biraz şey oldu, toparlanma dönemi oldu. İyi geldi bana hani biraz kendi içime kapanıyor olmak. Çünkü estağfurullah. Ya kendi içinize kapanmak değil, müziğe kapandınız sonuçta değil mi? Yani aslında daha çok hani hem akademik yapmak istediğim işler vardı. Ne bileyim, böyle bir arkadaşımın çevirilerini yapmaya başladım. Ondan. Aa, çok güzel. Arkasından işte Cemican Deli Orman'la Onur Türkmen'le bir podcast serisi yapmaya başladık falan. Evet. İstediğim tonlarla kitap yapmak istediğim tonlarla iş vardı ama hayatın temposundan dolayı biliyorsunuz yani o hızı tamam başka bir hikaye oluyor. Dolayısıyla biraz benim için bir toparlanma, yeniden araştırma, yeniden bir düzlem oluşturmak için şans oldu. En azından bilgisayar teknolojisine geri döndüm diyelim çünkü... Hani o da bence bizim geleceğimizi önemli olarak şekillendirecek şeylerden bir tanesi. Dijital olmak yani. Sonuçta her şeyi dijital ulaşmak, dijital yapmak her şeyi, doğru değil mi? Ya en azından hani o teknolojinin aktif kullanımını, işte uygulamaları, programları nasıl diyeyim, alet çantasına katmak lazım ki ileride şu anda da yaptığımız gibi bir sene önce böyle bir şey pek aklımıza gelmezdi misal. Böyle bir şeyi sağlamak hikaye. Bu pandemi dönemi peki sizce insanların kendi içe dönüklüğünü, yani insanlar birdenbire kendi doğallığına dönmek zorunda kaldı. Ne bileyim işte ailesiyle tekrar bağ kurmak zorunda kaldı. Dün mesela biz konumuzla konuştuk. Diyorlardı ki Bursa gözüküyor, adalar gözüküyor. Esasında normal zamanda da gözüküyordu onlar da. İnsanlar normal zamanda bakmıyorlar, dikkat etmiyorlarmış. Ve diyorlar ki ben Bursa'yı görüyorum buradan. Ben adaları görüyorum falan diyor. Ya esasında o kadar eksiklermiş ki hayatlarında. Oralara bakmak, merak etmek, görmek.
bence biraz merakı fazla arttırdı gibi geliyor bana. Umarım müzik konusunda da böyle olur ama ya, siz katılıyor musunuz? Onların hepsi var tabii. Yani bir, aslında bir takım hani hayatımızdaki fazlalıkları hissettik açıkçası. Hani işte ne bileyim boş vesveseleri, bu kadar bir şeylerin peşinde koşmanın lüzumsuzluğunu. Ama diğer taraftan şöyle bir noktası da var diye düşünüyorum. Evet. Yani bir hani şok dönemi ve bu şimdi bu pandemik şok oldu. Biraz hani siyaset olarak da düşünüyorum ben bu işi. Daha doğrusu bir evet. olgu olarak da. Ve bunun sonunda da tabii başka bir düzen ortaya çıkacak. Ve bu düzenin sonunda da işte bu teknolojinin hakimiyeti, buna hakim olan nokta çok fazla kazanacak. Şimdi biz de yani müzisyen olarak bu işe soyunup baktığımızda eyvahlar olsun diyoruz. Çok geride kalmışız. Çok, çok, çok. Çok geride kalmışız. Hem anlayış olarak hem kafa olarak nereden toplarız diye bakıyoruz bu işi. Ve tabii bu şeyin sonunda bir yine yeniden bir gelir düzeni oluşacak. Yani ve maalesef yani bu hani şok doktrinlerinin sonunda da bu gelir dağılımı genelde bu işleri tutan insanlara doğru akar. Alttaki kitlenin payı azalır. Yani ne kadar büyük yekün fazla görünse de bölünümdeki adaletsizlik daha büyük oluyor. Tabii şimdi biz şey olarak müzisyenler olarak da biraz söyleyin adını halkanın dışındayız. Yani peki size bu arada kulaklık olmadığı için seste gecikme oluyor biraz ama kulaklığınız var mı? Kusura bakmayın. Yok. Şimdi daha iyi. Çünkü bir kesiliyor arada bir. Kusura bakmayın. Peki müzisyenlerin arasındaki bağ daha sağlamlaştı mı maestro sizce? Yani eskiden birbirleriyle şey olan şey diyeyim mesela orkestralar ya da ne bileyim mesela İKSV, Borusan, ondan sonra İstanbul'dan örnek veriyorum ya da birçok festivaller beraber hareket etmek zorunda kaldıklarını hissettiler. Yani işte kurumlar diyeyim, kurumlardan bahsediyorum. Özür dilerim, gelmedi aklıma. Kurumlar beraber hareket etmek zorunda kaldıklarını hissettiler bu pandemi döneminde. Siz buna katılıyor musunuz? Yani bence biraz şok tepkisi veriliyor. Şimdi bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bence önümüzdeki yıl daha iyi anlayacağız. Çünkü burada tabii ki bir takım ihtiyaçlar vardı. Hani pek üzerine bu saate kadar yani böyle bir krizin vuracağını kimsenin öngörmemesiyle ilgili büyük bir şaşkınlık oldu bir kere. Sadece bizde değil her şeyin içerisinde. Ama Kasım'dan itibaren bir yanıt sönen bir ışıklar vardı. Yani Kasım'dan itibaren Avrupa'da olan ve insanlara uyarı veren bir yanıp sönen 2010 sonuçta Covid 2020 değildi, Covid 2019'du ve birçok insan buna hazırlık yapmadı biz dahil olmak üzere. Neyse bu konulara çok fazla girmeyelim. Ben sizin özgeçmişinizi okuyacağım izin verirseniz eğer. En baştan şunu söylüyorum, sürçülisan ettiysek affola. Eğer yabancı isimlerde yanlışlık olursa lütfen düzeltin beni. Özgeçmişinizi okumak istiyorum. Orhon kimdir? İnsanlarımız araştırsınlar tabii ki. Merak etsinler, baksınlar. Onun haricinde buradan da bilsinler. Kuşağının önemli orkestra şeflerinden olan Orhun Orhon, müzik eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon bölümünde Erhan Bakirov ile başladı. Bu kurumdan mezun olduktan sonra Fransa'daki Akademie Internationale de Musique de Gaillard, doğru mudur? Kabul edilen Gaillard'da kabul edilen Orhon öğrenimine ünlü besteci Olivier Messiaen öğrencisi olan Rainer Busch'la yaptım. Modern müziğin önden gelen bestecilerinden Rainer Busch'un kompozisyon sınıfında devam etti. Yurda döndükten sonra akademik kariyerini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne sürdürdü. Orkestra şefliği alanındaki doktora çalışmalarını Profesör Gürer Aykal ile tamamladı. Barok dönemden 20. yüzyıla eserlerine uzanan zengin bir repertuara sahip olan Orhun Orhon, dönem ve stil özelliklerine sadık yorumları ile beğeni toplamış, birçok olumlu eleştiri almıştır. 2011 yılında Almanya'da bir çalıştayda ünlü şef Kurt Mazur ile aktif olarak çalışma şansını yakalamıştır. Kurt Mazur ile ilgili de birkaç tane sorum olacak. Sanatçı Türkiye'nin önde gelen orkestralarıyla gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra oda müziği gruplarıyla yaptığı 20. yüzyıl müziği ağırlıklı konserler ve çağdaş Türk eserlerine verdiği önemli de öne çıkmaktadır. Bu bağlamda
Hasan Uçarsu, İlhan Osmanbaş, Özkan Manav ve Turgut Pöğün gibi çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini yönetmiş. Birçoğunun ilk seslendirişlerini gerçekleştirmiştir. Eğitimciliğe verdiği öncelik Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile yaptığı çalışmalarda kendini göstermiş. Bu genç toplulukla alışagelmiş repertuarın dışında Wagner, Richard Strauss ve Shostakovich eserlerinden oluşan konserler gerçekleştirmiştir. Karma müzik okullarındaki genç müzisyenlerden oluşan Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kurmuş. 2011 yılında Türk-Yunan Gençlik Orkestrası'nın birinci şefliğine getirilmiştir. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Orhun Orhon, Orkestra Akademik Başkent'in şefliğini Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nın kuruculuğunu ve müzik direktörlüğünde yapmıştır. 2017 yılında itibaren modern müzik yorumu üzerine seçkinleşen İstanbul merkezi Hazarfen topluluğunun konuk şefi olmuştur. Hazarfen bu arada şeyin içerisinde vardı değil mi? Yeni Müzik Festivali'nin içerisinde vardı. Cemilcan bahsetmişti. Siz onu mu yönetecektiniz? O konserde yapacak mıydınız şefliğini? Yok. Hayır. O konser için Beat Führer gelecekti. Ondan sonra ben daha çok başka bir ansambl, daha küçük bir ansambl, NK ansambl, Nermin Kaygısız ansambl ile bir dinleti gerçekleştirecektim. Bir de Orkestra Akademik Başkent'le. Ondan sonra bu NK ansambl da enteresan bir projeydi. Ki pek bilinmiyor yani bizim ana akım camia tarafından. Fakat Onur Türkmen'in kurduğu, besteci Onur Türkmen'in kurduğu bir şey. Ve bir kemençe, bir ney. Ondan sonra viola, violonsel ve vokalden oluşan bir topluluk. Hmm. Yani vokal değişiyor. Bazı quintet, parçada quintet gibi bir şey yani. Öyle mi? Quintet mi? Yani evet şey diyoruz biz. Hani, takılable, circulable bir şey olabiliyor yani bazen. Ama aşağı yukarı hani bu tınıları birleştiren bir şeydi. Farklı bir perspektif diyelim. Yani Onur Türkmen'in hat dediği çizgiler üzerinden oluşan çağdaş müzik dilinin içerisinde bir projeydi. Hatta bunun bir kaydı da oldu. Spotify'da Lahza ismiyle var ondan sonra. Hani bayağı da olumlu tepki aldı özellikle yurt çok dışında. Türk Çağdaş Müziği adına. Şimdi işte onun Ankara'da bir konserini yapacaktık. Ama işte bu pandemiden sonra bakalım ne zaman kısmet olacak. Dijital ortamda sunum yapan çok ünlü birisi gelecekti. Ben ismini vermek istemiyorum Ankara Müzik Festivali'ne. İsmini söylemeyeyim. Gelecek mi tekrar kendisi? Ben çok beğeniyorum kendisi. Los Angeles'ta yaşıyor. Neydi ismi? Bir dakika. Aklıma gelecek. Bir dakika. Kurt Masur'u soracağım. Aklıma takılan bir şey var. Kurt Masur'la Almanya'da çalıştınız. Sizinle çalıştığı zaman sadece bir kompozitör yani sadece bir besteci üzerine mi çalıştınız yoksa genel anlamda mı bir çalışma yaptınız? Ya o bir şeydi, bir nasıl diyeyim böyle bir yarışma gibi bir şeydi. Onun sonucunda ben ve işte bir toplam 6 kişiydik zannederim aktif olarak onunla çalışma imkanını yakaladık. Gittik oraya, repertuar belliydi aslında bilirsiniz bu masterclasslar genelde o standartta alıyor. Şeflik içinde pek değişmiyor. Ne vardı? Schumann 4. senfoni vardı işte ölmeden önce çünkü Schumann ve Mendel sonra bayağı kafayı takmıştı Kurt Masur. Ondan sonra... Brahms Haydn varyasyonları vardı. Richard Strauss, Till Eulenspiegel vardı ondan sonra. Mendelssohn keman konçertosu vardı bir de. İşte bunların hepsini ezber istediler. Wow. Ondan sonra öyleydi şartlar oydu. Ondan sonra gidip o şekilde olmadan çalışmaya başladım. Partisyon olmadan yönettiniz. Müthiş. Evet. Çok güzel. Evet. Maestro ile bir fotoğrafınız var mı? Çok merak ettim. Ben çok severim Kurt Masur'u da. Ya var. Var bir fotoğrafımız. Fakat tabii ben o zamanlar dünyadan bir haber olduğum için şimdi Ankara'daki evde duvarda bir yerde duruyor. Şimdi Kurt Masur o zaman beyaz şeyler. Bütün aile fotoğraflarının içerisinde bir arada bir de Kurt Masur duruyor. Şimdi o çok enteresan bir hikaye. Şimdi böyle beyaz sakallı falan böyle uzun da bir yelek giymiş. Ben de yanında duruyorum tabii böyle bir garip bir hakikaten o zaman daha bu dijital makineler falan vardı. Hayır, evet. Telefonu çekeyim falan. Telefon yok. Berbat bir fotoğraf. Ondan sonra
Neyse şimdi bizim bir ablamız vardı şeye bizim çocuklara bakmaya geliyordu yardım ediyor. Baktı resimleri herkesi tanıyorum da dedi. Bu hacı amca kim dedi korkma sonra. Öyle bir Kurtmasın. hikayesi var. Hacı kurtmasın oldu yani diyorsunuz Hacı birdenbire. Kurtmazor oldu. Fakat çok enteresan da o masterclass'ta mesela şey konusunda yani çok iyi bir müzisyendi Kurtmazor. Fakat dünyada görebileceğiniz en hani hiç çekinmeden söyleyeyim bunu faşist adamlardan bir tanesiydi Ciddi mesela. Çok misiniz? inanılmaz ırkçıydı. Bana şey bana şey dedi şimdi yaptık çalışıyoruz falan filan bilmem ne. Sen dedi Türksün dedi. Bu senin müziğin değil dedi. Ondan sonra ve hani benle beraber 3-4 tane yani 2 tane Koreli vardı. Bu adamları şey yaptı. Yani bayağı çekti bizi bir kenara. Bu dedi sizin müziğiniz değil bilmem ne falan filan. Bir tane çocuk sinirlendi ayrıldı Masterclass'tan. Terk etti. Tabii Almanlar şimdi Koreli mi? Koreli mi çıktı? Alman mı? Koreli. Ayrı. Bir Koreli ayrıldı bir de İrlandalı ayrıldı. Şimdi Korelileri çekti. Benden sonra konçerto öneceklerdi. İrlandalı bir çocuğa verdi. O katılımcı da değildi. Fakat çocuk kötüydü sonra. Bu çocuğu da yerden yere vurdu. Hepsi birden terk etti. Çok da aksi adamdı. Çok ters adamdı. Ondan sonra gitti. En sonunda işte ben dedim kalacağım. Ne öğrenirsem öğreneceğim. Benim için çok önemli değil ne dedi ya ne yaptı falan filan. Gerçekten yani o 6 günde mi kaç günde unuttum şimdi onu da çok şey öğrendim. Gerçekten çok şey öğrendim. Yani adam gerçekten ustaydı nihayetinde. Tabii ki, tabii Ondan ki. sonra Ama ben o ırkçılık laflarına biraz karşıyım, kusura bakmayın. Burada da canlı yayında bir konumuz oldu. O da bir opera sanatçısıyla bir problem yaşamış ve Türkleri sevmediğini, işte ne bileyim, Carmen'i sen böyle söylersen kapalı başörtülü söyleyen kadınlar gibi söylüyorsun falan demişti. Benim de karşıma çıktı ama ben onu ırkçılık olarak görmüyorum. Biraz daha esasında derine inip sizi sallamak gibi, şek yani. Amerika'da yapıyorlar onu. Çünkü benim okula gittiğim zaman ilk gittiğim hafta size yaklaşık 6 saat şarkı söylettiriyorlar. Hiç durmadan her gün. Her gün 6 saat. Bir hafta boyunca yeni gelen öğrenciler. Ve bir haftanın sonunda biz 13 kişi girmiştik. 8'e düştü. 5 kişi terk etti okulu. Yani orada da o zaman bir yani Türk, yani ne olacak ki Türk'ten ne olacak ki tarzında bir tavır var. Ama hiçbir zaman bunu genellemiyorlar. Sizi kırbaçlamak, sizi işte ne bileyim kırbaçlamak da demeyeyim de sizi sarsmak amacıyla yapılan bir şey. Yani esasında bundan etkileniyor musunuz, etkilenmiyor musunuz? yani iyi niyetinizi anlıyorum tabii ama yani bu noktada hani Kurt Mazur başka bir örnekti. Çünkü hani Fransa'daki hocama da söylediğimde bunu hadi ben Kurt Mazur'la masterclass kazandım ona gideceğim falan dediğimde aman dedi dikkat et Dikkat harika etme bir dedi. insan. Evet çünkü dedi çok iyi bir müzisyendir bir o kadar da kötü bir insandır demişti Fransa'daki hocam onunla ilgili. Ama Ama Kurt Masur namına sonuçta öyle dünyanın en iyi öyle şeflerinden bir öyle tanesi yani öyle öyle bence. öyle o tarafa Mozart yorumu inanılmazdır yani. Onun Mozart yorumu olağanüstüdür. Hele sihirli flütü filan olağanüstüdür. Tabii. Başka bir kültür, başka bir dünya. En sonunda da şey çok komik bir anı oldu. İşte şey dedi, bitirdi Masterclass'ı. Hepimiz yan yana dizildik. Senle dedi gurur duyuyorum, senle gurur duyuyorum, senle gurur. Senle bile gurur duyuyorum dedi bana. Dedim Allah razı olsun sağ ol. Böyle bir şeydi o da. Ama çok şey öğrendim dediğim gibi. Yani bu işin şakası bu maalesef. Özellikle hani performans camiasında çok rastladığımız bir durum ve ne yazık ki artık 2020 itibariyle giderek de sivrileşiyor bu. Biraz da havuzdaki para çekildikçe de yavaş yavaş sivrileşen bir şey olacak zannediyorum. Hepimizin önündeki şeylerden bir tanesi de bu zorluklardan bir tanesi. Ama üretime devam etmek lazım. Sonuçta siz pandemi döneminde durmadınız, devam ettiniz, üretime devam ettiniz. Biz de hep onu söylüyoruz zaten. Pandemi döneminde özellikle opera şan öğrencilerinin hiçbir şekilde durmayıp, egzersiz yapıp, müziklerini açıp ne eksik varsa, ne geride kaldıysa onu tekrar açsınlar, okusunlar, çalışsınlar, bırakmasınlar. O yüzden zaten biz bu canlı yayınlara başladık. İşte ne bileyim televizyonda işte doktorları seyredip pardon. Doktorları seyredip virüs hakkında bir profesör olmamak, bu canlı yayınları seyredip bir şeyler öğrenmek, işte sizden de bir şeyler alabilirsek ne güzel olur bizim için. Peki dünyada yönettiğiniz orkestralar arasında sizi en çok anlayan bir orkestra var mı? Oldu mu? Yani böyle çalıştığınız Yani zaman, wow, bu orkestra müthiş yani ben bunlara ne verirsem devam edebilir dediğiniz orkestra oldu mu hiç?
Yani evet, sadece yurt dışında çok fazla yönetmedim ama yönettiğim orkestralar içerisinde bir bu Kurt Mazur'la beraber Almanya'da çalıştığım o zamanki orkestra çok gerçekten iyiydi. Ve bu noktada şeyi fark ettim. Yani o, yani burada pek yaşamadığım bir şeydi ama yani orada parmağınızı şöyle bile kaldırdığınızda ne oluyor diye herkes bir bakıyordu yani. O zaman Dikkatli. hani elini, tabii elini ayağını nereye koyduğun, ne yaptığın, nasıl davrandığın çok önemli olmaya başlamıştı şimdi. Hatta Doğru. bir tanesi geldi dedi ki şey dedi bakın dedi şu ölçüde dedi böyle vurdunuz ama bu ölçüde dedi böyle bir şey yaptınız. Ben dedi burada baget değiştireyim mi dedi timpani falan benim haberim yok ne oluyor ne bitiyor falan. Ondan sonra ya bunların hepsi bir hayat dersi oldu. Şeyde tabii Fransa'da biraz müzik yapınca şey de rahat oluyor. Fransızcayı bildikten sonra Fransa rahat bizim için aslında. Tabii ki, Yani tabii biraz ki. hani Türk öğrenciler ve Türk müzisyenler genelde biz Alman hani kaynaklı menşeli olduğumuz için böyle sanki hani böyle bir İkinci Dünya Savaşı öncesi şeydi bu Türk Sonrası. modernizminin Aynen. aslında öncesinde başlayan bir Başlıyor. modernizmle Doğru. beraber bir etki var o kalmış ama Fransa pek bilinmiyor. Fakat çok hani başka farklı bir müzik anlayışı var Fransa'nın ne anlamda? Çünkü şey Fransa bu hani sömürgeciliğin de vakti zamanında getirdiği ama oradaki hani kültürel değerleri de kendi başkentlerinde topladıkları bu monarşi döneminden ve sonrasında bir çok kültürlülüğe açık olma durumu var. Mesela kuzeyliler kadar sert değiller o kontrollar konusunda. Ha tamam başka şeyler var ters gelen durumlar bize. Fakat hani eser koyduğunuz zaman ortaya bunlar ne bileyim bu hani doğu kültürüne oradan aldıkları şey bir zamanlar bu oryantalizmin etkisi çok güçlü olduğu için Evet. şeyi var daha farklı açılımları var. Ama ne yazık ki tabii orada ciddi bir şey var dil engeli var Fransa'da. Hani Fransızca konuşmuyorsanız tamam artık yani hiç şansınız yok neredeyse hemen hemen. Yani ben mesela Paris'e gittiğim zaman İngilizce soruyorum, cevap vermiyorlar. İtalyanca sorunca gösteriyorlar. Yani İtalyanca sorunca ama problem yok. Ama İngilizce sorunca tamamen ignore ediyorlar. Tamamen dinlemiyorlar sizi. Ama güneyinde çok daha farklı. Montpellier'de, Marsilya'da insanlar daha sıcakkanlı. O da havanın, Akdeniz'in verdiği bir güzellik var herhalde. Ama Paris'te tamamen ben mesela Paris'ten bir seyahatle biraz yakınına gitmiştim. Acaba değişiyor mu diye. Hiçbir fark yok yani. Ama Yok. Avignon'a kadar inin. Avignon'da çok daha farklı. İşte ne bileyim Aix-en-Provence'a gitmiştim. Orada da çok farklı. Marsilya'da da çok farklı. Ama Fransa dediğiniz gibi insanlar müzik olarak çok derine iniyorlar. Çok daha derinden gittikleri için. O da bahsettiğiniz şey de var tabii ki. Peki hangi ülkenin seyircisi size daha çok sıcak davrandı? Yani sizce böyle bir ayrım var mıydı sizce? Seyirci Yani açısından. ya çok böyle hissetmedim ama hani tabii hani daha Fransa'da aktif olduğum için o zamanlar Fransızlar hani her zaman daha ilgiliydi. Çünkü onlar için aslında şöyle bir avantaj. Hani müziği çekici buluyorlar. Hani biz tabii Türk besteciler de yapmıştık falan. O da enteresandı. Bu Ulusal Gençlik Orkestrası'yla hatta oraya turne yaptığımızda bu sefer Aa, çok güzel. bu şeye Charente Maritime bölgesine bu böyle neresiydi? La Rochelle civarında, Bordeaux, Cognac, Jonzac falan o kasabalarda böyle gezmiştik falan filan. İşte Cognac yapıldığı kasaba falan. Ondan sonra orada çok enteresan bir şey yapmışlardı. Şimdi adamlar böyle dünyanın belli yerlerinden işte 8-10 tane gençlik orkestrasını toplamış. Yani Allah'ın Evet. kırsal bir bölgesi Bordeaux'u saymazsanız. Biliyorsunuz işte kasaba hayatını, daha doğrusu kırsal hayatı falan filan. Ve bütün orkestraları bir merkezde topluyorlar. Sonra şöyle bir plan yapmışlar. O küçük orkestradır, ansambıldır, topluluktur, soludur. Her gün yakınlarda başka bir kasabaya yolluyorlar konsere. Ve bu işte konser salonu olan yerde konser salonunda yapıyorsunuz. Yoksa kilisede yapıyorsunuz. Yoksa tiyatro salonunda yapıyorsunuz falan filan. Dolayısıyla hikaye şey oluyor. Yani adamlar işte şu o mantık enteresan. Yani getiriyor kültürü. Farklı kültürleri, farklı birikimleri. Ve kendi bölgesinin içerisinde bir şey işte yaz planı Turne, olarak. ufak turne yapıyor. Yani turneyi de dillendirmiyor artık. Yani diyor ki bu diyor bizim diyor kültür hizmetimiz kardeşim. Yani Çok güzel. gideceksiniz, çalacaksınız. Ve şeyi de ağırlamayı da oraya gelen o günkü konuk topluluğun ağırlamasını da kasabanın belediye heyetine var ya insanlar katılımcı demokrasi orada zaten atıyorum Evet, 1.000 kişi evet. kasaba hani işte bir 35 kişi falan sizi üstleniyor.
İşte ne bileyim yemeğe götürüyor, sizle ilgileniyor, konuşuyor, bilmem ne falan filan. Tabii biz orada çok enteresandı. Şimdi o bölgede Türk popülasyon daha az ve yani iyice de bu yazın kırsal kasabalarına girdiğiniz için nüfus bir tık daha yaşlı ve bunlar Türk görmemiş uzun süredir. Doğru. Hani Türk deyince de şey oluyor tabii böyle hani Geri sanki adım atıyor. 1500'lerden zaman makinesiyle geldiniz de şimdi hani az evvel kalyonlarda elinizde panolar ve arkamızdan da bir televizyon ekibi geliyor. Kadın durmadan herkese işte soruyor, soruyor, soruyor. Sonra illa şunu soruyor. Türklerle ilgili ne hissediyorsun? Türkleri nasıl buldun? Yani biz böyle şey gibi olduk orada. Bir oryantal maymun gibi de olduk bir taraftan ondan sonra. Fakat şeyi de kırdık. Ondan sonra bu garip stereotipleri de kırdık diyelim. Hatta bir kilisede hiç unutmuyorum bir tane rahip geldi. Biz orada şey bu teslis felsefesini falan konuştuk adamla. Hani Katolik felsefesinin varoluş hikayesiyle Yüksek İslam felsefesi, Mevlevi felsefesindeki oluş arasındaki farkları falan. Adam çok enteresan bulmuştu. Sonra birkaç kere mailleştik falan filan. Böyle garip şeyler de oldu. Tabii hani rahat ettiğim nokta şimdi Fransızca konuşabildiğiniz için Fransız izleyicisi konuşabildiğinizde nedense hani Fransızca dünyanın en zor diliymiş de bir insan gelip de hani nasıl öyle konuşuyormuş gibi garip bir havaya da gidiyorlar yani. Enteresan bir şey var. Biraz Neyse en hani fazla eleştirmenler, o yüzden bence dil konusunda çok çok hassaslar. Yani çok katılıyorum. iyi konuşamıyorsan diyorlar ki please speak English diyorlar. Yani bana onu söylemişlerdi. Please do not speak French. Yani bir de Tabii zor tabii. zor bir dil. Yani Zor, zor kolay bir dil, değil. yani çok zor bir dil. Yani bence Katlanamazdı. bizim için zor. Nedense İtalyanlar rahat konuşuyor ya da ne bileyim İngilizler, Amerikalılar rahat konuşuyor ama benim için Fransızcayı her zaman zor bulmuşumdur. İtalyanca Şey daha rahat. işte bizdeki o büyük küçük ünlü uyumu oradaki Evet. hani ağız hareketleri de çok ters geliyor. Ve benim için Evet. lehçe falan bir felaket yani hayatta konuşamayacağım bir dil mesela. Neydiyse sonra işte orada rahat ettik. Yani insanlar aa Fransızca mı konuşuyorsunuz ne güzel şu müzik neydi bu neydi vay Türkiye'de bu böyle falan. Tabii konserden önce de bir nasıl diyeyim sunucumuz vardı Türkiye'den getirmiştik onu da. Çok güzel. Ondan sonra o da Anlatım anlatıyordu yapıyordu. eserleri. Tabii tabii Çok güzel. işte hani Ama bir Ünvü şey Cemal. söyleyeceğim. Lafınızı böldüm. Özür dilerim ama bir şeyi kırmışsınız orada. Sonuçta bir genelleme varmış Türkler hakkında. Tabii. Müzikle bunu başarmışsınız. Yaptığınız güzel bir müzikle bunu Tabii. kırmışsınız. Çok güzel, çok güzel bir şey bence. Ya Bir kültürü tabii. götürmek oraya. Ya şimdi şey enteresan bir nokta ama orada da bir hayat dersi oldu benim için. Daha toy zamanlarım ondan sonra. Tabii biz gençlik orkestrasıyız. Türkiye'de kendimizi göstereceğiz. Türkiye'de nasıl kendini gösterirsin? Bizdeki genel tablo nedir? Mahler çalalım. İşte Strauss çalalım. Hani Amerikan arabası gibi. Hani 6.000 motor olsun benim olsun falan ondan sonra. İşte biz bunları söyledik. Adam dedi ki ya dedi geçin onları dedi. Sizden bir şey yok mu? Yani biz dedi öte kısmını dedi çok merak etmiyoruz yani. Evet. Onun üzerine ben programı değiştirdim. Turgut Pöyün'ün bir kısa 8-9 dakikalık bir giriş müziği vardı. Ondan sonra o. Ondan sonra işte şimdi sayıyı hatırlamıyorum. Bizim işte yaklaşık 9-10 konserimiz oldu. 3 farklı solistle Mozart 5. Türk Konçertosu. Ondan sonra. İkinci yarıda da Karayel ve Ulvi Cemal Erkin çaldık. İşte Çok Karayel güzel. 3 minyatür. Ulvi Cemal Erkin. Sinfonietta falan. Hatta Turgut da pardon ikinci yarıdaydı. Böylece işte 40, işte 30-30 falan dengeledik süreyi. Ve tabii bu çok büyük ilgi gördü. Bizden ziyade orada asıl ilgi gören tabii Türkiye'de hep bizim genç kızlarımız daha çok müzik okuyor konservatuarlarda şimdi. Böyle de bir enteresan bir sosyolojik bir durum var. Ondan sonra hani sanki biraz da şeye benzetiyorum bunu artık doğru muyum? Hani eskiden hani böyle denizin kenarındaki zeytin tarlalarını nasılsa buradan bir şey olmaz diye kızlara verirlermiş de oğlanlara yukarıdaki tarlaları verirler. Şimdi kızların Muğla'da, hepsi köşe. Muğla'da ama o Muğla'da, Muğla için geçerli o. Bu her yerde. Ben Ha Gebze'de yok yok yok, ben büyüdüm. onu duydum. Orada da Onun öyle. hikayede gerçek gerçek bu, Muğla çevresinde kızlara verirlermiş ki zeytinler zaten hiçbir iş yapmaz. Babalar Tabii. hep onlara verilmiş. Ondan sonra birdenbire iş yapmaya çalışınca başlayınca babalar geri almaya çalışırlarmış. Ben bunu gerçek olduğunu bir de duydum yani. Muğla'daki tarlalar.
Ya insan tabii yani şeyi merak etmeden duramıyor acaba şimdi kızlara da mı o yüzden müzik okutuyorlar yoksa gerçekten Özellikle. aileler hani kızlarını daha bu daha hoşuma gider yani bu güzel sanatları bu soyut dünyaya o sahneye o salon kültürüne mi daha ait görüyorlar bunu bilemedim araştırma konusudur ama. Evet. Velhasılı bu Fransa konusunda da adamlar aslında mesela şeyden çok etkilenmişlerdi Ulvi Cemal Erkin'in müziğinden. Şimdi çocuklar da çok iyi çalmıştı. Gerçekten çok iyi Ne çalmışlardı. güzel, İddia ne ediyorum. güzel. Keşke bir kaydımız olsaydı yapabilseydik. Ben biraz Ulvi Cemal Erkin'in yorumu sırasında Sinfoniyette'yi biraz o kara politik dönem 70'le özdeşleştirip öyle bir yorum çıkartmaya çalışmıştım. Ondan sonra. Yani ne ilk baştaki hava bence böyle Şostakoviç arabası gibiydi. Sanki o işte Türkiye'nin sağ sol savaşın içinde bulunduğu o siyah Renault'lar başka bir taraftan bir şeyler. Sanki öyle bir sertliği var gibi gelmişti. İkinci bölüm tabii ki Mevlevi Ayin. Yani iki dünyanın çakışması. Diğer taraftan da son bölümde mesela böyle büyük bir horon gibi başlayan falan giden aksak ölçülerden oluşan bilen hani dinleyen bilecektir. Ve Türk dans hareketlerinde oluşan karma karışık bir bölüm var. İşte 2 ölçü 18'lik sonra bir 3 8 8 bir 7 8 falan filan. Orada da böyle hani neşeli bir şey olmaktan ziyade hani bir Türk potporisi olmaktan ziyade artık hani bu modern hayatın çöküşüyle ilgili Allah belanızı versin havası bir şey sezmiştim. Yani bir tür sanki hani böyle bir meyhanede uzaktan tınılar kulağınıza gelip de sarhoş olup sinirlisinizdir siyasi olarak falan hani böyle bir hava gibi. Bu bir şekilde Fransızları çok etkiledi. Yani hem o ikinci bölüm o hem eserin içerisindeki o bir kere şimdi hani o İslam Mevlevi anlatıyoruz işte yavaş yavaş ne olduğunu o ruhanilik çok ilgilerini çekmişti. Diğer taraftan da tabii bunların bu 68 kuşağının yaşadığı belli problemlerin hani Türk eserlerinde o bizim yorumumuza göre yansımasının çıkması da çok enteresan olmuştu. Bayağı bir gazete haberi falan çıkmıştı bunlarla ilgili falan. Sonra notalarını istediler müziğin. Başka orkestracılar, başka orkestra şefleri biz bunu çalabilir miyiz falan filan. Fakat o vakit onlara yardımcı olamadık. İşte bu da Türkiye'nin aslında garabet noktalarından bir tanesi. Çünkü biz kendi bestecilerimizin eserlerini basmıyoruz. Ve el Maalesef. yazısıyla gidiyoruz. O paramparça notaları Maalesef. da insanlara vermeye şeyim yani yüzüm tutmadı. Ondan sonra dedim ki ben hani bunu izin almadan veremem bilmem ne. Hani Türkiye'de falan bir ayak çekip kaybolduk ortadan. Yani bu acı Ne oldu. üzücü. Yani bir publicist hala yok mu Türkiye'de? Yani nota yazan bir hala bir gerçekten mi? Maalesef yok. Muammer Sun işte bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Kendi eserlerini bastı, müzik eğitimi kitapları bastı. Fakat bu Türk bestelerinin ve eski bestecilerimizin notalarının yazılması, basılması bir felakettir. Ve şu konuya da eğilmenizi rica ederim müzisyen olarak. Lütfen, lütfen. Mesela şey bilinmiyor. Saygun'un eserleri ne haldedir şu an orijinalleri? Ya Efendim sormayın, ben BBC'de söylediğim zaman, Bozlağ'a söylediğim zaman gelen nota çok kötüydü. ya Yani ama çaldılar. Yani bir şekilde çaldılar. Ben el yazısı dediler bunlar. Yani sonuçta biz bunun daha temiz yok mu? Ve Fransa'dan gelmişti, Paris'ten gelmişti. Ve üzücü. Yani o el yazısı notasıyla çaldılar. Ama yani tabii ki keşke nasıl söyleyeyim size, bir Ricordi'nin bastığı gibi, Verdi operalarını bastığı gibi bir tane bir publicistimiz olsa, yerli hatta olsa, bunları bir ele alsa ve doğru düzgün bir basılsa çok daha iyi olur. Yani sonuçta daha şimdi da ileriye geçer. Bilkent'te çalışırken o zaman böyle yarı zamanlı çalışıyorum. Hem bana kazanç olsun diye hem de bir proje gereği Erkin'in birinci senfonisini bilgisayara yazar mısın dediler. Biz de tabii o yazılım programlarına hakimiz bir dereceye kadar. Ondan sonra işte yazdık ettik falan filan bilmem ne. Sonra baktım bu iş hani boş duracağıma eser öğreniyorum. Yani günde bir sayfa yazsam 360 sayfalık eseri bir yılda yazarım. Yani şimdi 20 yılda 20 eser yani az değil. Ondan sonra bu kafayla ben işte bir 15-20 eser yazdım ne bileyim. Ciddi misiniz? Tabii tabii Bravo. Saygun insan üzerine de işleri de yazdım o kadar. Aa. Semre'ye başladım. Bir kere 4. bölüme kadar geldim. Kaybettim dosyayı. Bir daha başladım. Şimdi 3. bölümdeyim falan. İşte Erkin'in Bravo, bravo. bütün senfonileri yazıldı. Başka birkaç arkadaşım da yazdı. Üzücü nokta ne yazık ki Saygun'un bildiğim kadarıyla şimdi Bilkent'le anlaşıp şeylerini bazı büyük bir kısmın eser yayın haklarını per müzik aldı. Siz bugün çalmak için para ödemek zorundasınız. Ondan sonra diğer taraftan Erkin'in eserleri şota verildi. Şot müziği.
Ciddi misiniz? Tabii ortada benim adım yazan Amerika, partitür. Amerikalı şot müzikte. Ya, tabii Hamburg'da, New York'ta her yerde şubesi olan şot. New York'ta. Müzik. İşte hayır, Alman, Amerika. Alman Amerika merkezli aslında. Amerikalı. Tüh ya. Peki Saygun'un şeyleri Bilkent'te değil mi? Ben Bilkent'te diye biliyordum yani. Şimdi Bilkent, o kısımları tam ben bilemiyorum. Yani ilgilenmedim. Fakat hani Saygun'un eserlerinin yayın şeyleri şimdi bir kısmı Per Müzik'te. Bir kısmı Universal'da. Universal hatta piyano konçertosunda mesela hani re do si la re do si la re do si bemolle başlıyor mesela. Mesela re bemol do si bemol. Si bemol yazılı değil. Ve buna Universal'a bunu düzeltip basın dediğinizde şöyle bir cevap geliyor. Ya o kadar çalınmıyor ki. O zaman yaparız bunu. Bir de bu değersizlikte. Yani seneler evvel mesela işte Universal gelip şeyi düzgün bir biçimde bu New York'ta Stokowski çaldırdıktan sonra Yunus Emre'yi basmak istemiş. Hı hı. Vaktin başbakanı galiba Hasan Sakay'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir eski dönemler. 40-50 öncesi. Ondan sonra ya da daha sonra hatırlamıyorum. Şey diyor yani yok gereği yok biz basacağız diyor gurur meselesi. Sonra tabii basılmıyor eserler. Yani bazı yerlerde hani adres vermeyeyim burada. Bazı orijinal Türk besteci notalarının üzerine bot basılmış halde yerde bulduğumu söyleyeyim ben size. Ve bunları alıp bilgisayara temize çektik falan filan. Şimdi işte Cemican'ın bir takım hani projeleri var sağ olsun. Ondan sonra çok o iyi, bu konuyla ilgili bir edisyon oluşturmak için ön ayak olacak fikirler gidiyor. Bu ciddi bir şey. Düşünsenize ne kadar derli çatlı müzik yaptığımızı. Universal Müzik nasıl satın alıyor bunları? Yani mirasçılarına mı veriyor? Ödeme mi yapıyor? Ya şimdi ben hani biraz okumaya çalışıyorum. Mirasçıları da değil. Yazık adamcağızlar yazıyor eseri. Burada kimse ilgilenmiyor. Bir zaman konservatuar belli bir şekilde yayınlar yapmış falan filan. Evet. Fakat o istedikleri gibi olmamış veya ilgi görmemiş veya hepsinin hayatını okuyun kalpleri kırık bir köşeye atılmış deli muamelesi görmüş çoğu işte. Saygın afaros edilmiş. Yani konservatuar kurucularında olmasının adı orada geçmiyor falan. Ne bileyim ben. Öteki taraftan işte başka problemler yaşıyor. Adamı İstanbul'a sürüyorlar. Cemal Reşit Bey İstanbul konservatuarının içerisinde hapis gibi bir şey. Doğru. Efendime söyleyeyim. İşte yani o sırada da biri geliyor diyor ki biz diyor hani o zaman bir de hani Türk milletinin ve Türk sanatının Avrupa önünde daha büyük de bir prestiji var. Şimdi bir kere vize diye bir dert yok. Doğru. İkincisi adamlar bizi kendinden daha aşağıda bir şey olarak görmüyor. Baktığınızda şimdi Kerem Operası Paris'te oynanıyor. Bu az iş değil. Ne bileyim Yunus Emre Paris'te, New York'ta işte orada burada her yerde seslendiriliyor. Hasan Ferit Alnar misal Türkiye'nin yetiştirdiği aslında ilk büyük orkestra şeflerinden bir tanesi. Viyana'yı böyle bir senede mi iki senede mi ne bitiriyor. Ve adam vaktin bütün orkestralarını yönetiyor Almanya'da neredeyse. Böyle de bir yetenek. Fakat evet. Şimdi işte biz o nasıl diyeyim çıkış hızını artık nedendir tartışılır tabii. Kaybetmişiz 60'larda falan. Doğru. İlhan Bey, İlhan Osmanbaş gibi, Bülent Arel gibi insanlar çıkmış mesela. Bizim konservatuarlarımız onlarla aralarını tamamen kesmiş. Halbuki bir tanesi işte Princeton'da, Columbia'da adına stüdyo olan adamlar. Hatta stüdyoları kuran adamlar. Yani bakar mısınız? Türkiye, dünya elektroakustik müziğinin öncü babaları. Şimdi sorsan ama genel akıma bizde besteci mi var? Hani bir de öyle bir burun kıvırma var ya, besteci dedin Çaykovski gibi yazacak falan filan ondan sonra. Ne bileyim böyle bir taraf var. Ama işte şimdi hani yine şey olmayan bir büyük bestecilik akımımız da var. Şimdi işte ne bileyim Mithat Can Öcal var. Adam her büyük yurt dışı ansambulu adamın müziğini çalıyor. Hiç geçmiyor yani. Yani bir sipariş üzerine falan. Cemican i̇şte onunla... birisinden bahsetti. Avrupa'da birisinden bahsetti. Ben hatırlayamıyorum şimdi ismini. Ben de ilk defa duydum. Programda çok bahsetti. Var. Emre Sihan Kaleli var. Zeynep Gedizlioğlu var. Zeynep Gedizlioğlu, evet. O var. Ondan sonra pek çok insan var. Yani aktif olarak ansambullarla çalışıp gerçekten hani şöhretli bir bestecilik hayatı ve yani itibarlı bir şöhret yanlış oldu. İtibarlı bir bestecilik hayatı gören. İşte burada Onur Türkmen var, Tolga Yüksel var, Mehmetcan Özer var. Efendime söyleyeyim Mesu Savaşı var. Osman yani herkes var. Ne diyeyim yani hani Evrim Demir ile uğraştırmış belki benim şu an aklıma gelmeyen isimler bir variyete var. Ama üzücü olan nokta bu. Şimdi bu ihmal gibi ana akımımızın içerisinde bu besteciler yer bulmuyor.
Yer bulmadığı için de biz tabii müzik açılımı diye saçma sapan yerlere gitmeye başlıyoruz falan. Ondan sonra... Bu peki yerli orkestraların repertuarlarını almamasından dolayı mı kaynaklanıyor? Elbet. Elbet. Yani çünkü bu saate kadar, bu zamana gelen çok temel bir hata vardı. Bana göre bu temel bir hatadır. Orkestranın yönetimini müzisyene bırakamazsınız. Yani bu şey gibi olur. Ben hani yıllardır uçakla uçuyorum. İşi olursa 737'yi de uçururum gibi oluyor. Ama sonuçta sadece orkestrada değil, başka yerlerde de problem var. Yani sadece bu var, orkestra. Var, tabii ki var, yani. Var. Yani sonuçta İkinci sadece nokta, orkestralarda değil. Hayır, her yerde. Ama ne var? Bunun içerisinde biz nitelikli yönetici dediğimiz bir sınıf yetiştirmedik. Doğru. Yani biz hep bir ara sınıf yetiştirdik. Yani o bir şeydir. Yani bir zamanlar mevcut iktidar da söylemişti. Yani ne çok burada olacağız, ne çok burada olacağız. Yani şimdi mesela Amerika'da, Philadelphia'da ekonomi üzerine çok iyi bir okul var. Duydunuz mu? Penn Üniversitesi'ne ait. Wharton Üniversitesi. Wharton Üniversitesi. Mesela orada yöneticilik bölümü var mesela. Onun içerisinde müzik üzerine yöneticilik bölümü de var. Yani orada okutuyorlar. Ama bizim yani, üniversitelerimizde öyle bir şey yok. Yok. Öyle bir şey yok. Var mı? Hayır, yok. Yok, tabii yok. Yani bizim konservatuarlarımız 1800'lerin yani, sonu 1900'lerin başı gibi. Yani. Ben de onu söylüyorum. Yani sonuçta bir konservatuarın demeyeyim de orkestranın veya genel müdürlüğün önünde bir genel müdürün müzisyen olmaması, CEO olması... Yani zenginlerle bağlantı yapabilecek bir tip olması, gidip onlarla yemek yemesi, ne bileyim onlarla sohbet etmesi, daha çok ekonomik şey katması, yani çok daha önemli. Ben Atlanta Operası'nın direktörü, sahne direktörüydü, olmuştu. Yaklaşık 6 ay eğitim aldı, 500 bin dolar para geldi 6 aydan sonra. Yani gidip eğitim aldı, şu anda sahne direktörlüğünü yapıyor ama hala eğitimine devam ediyor. Nasıl CEO olunur, nasıl direktör olunur? Yani o da bir başka bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Kesinlikle. Yani bu çok önemli doğru. Bir nokta. Dediğim gibi o işte o yüzden şey yapıyor. Yani bu işte futbolcuların takım kurup yöneteceğiz gibi oluyor. Yani olmuyor işte. Yani biraz hikaye. Şeflik de o numaraya döndü. Yani ondan sonra... futbolcu da emekli olup teknik direktör. Ya ben çıkayım orkestra. Doğru. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyoruz ondan sonra. Maalesef. Ya ben kayakçıydım. Yani şeyde bir kayak takımındaydım ondan sonra. Evet. Yani oradaki de böyle kardeşim hatırlarsınız işte her kış olimpiyatı büyük ümitle izlersiniz. 110 ülkeden 108. işte 60. 76. falan. Yani çünkü ben aldım o eğitimleri. Eğitim yoktu ki. Yani hadi kay gerizekalı diye kayıyorduk o zaman. Şimdi umuyorum değişmiştir işte. Benim söylediğim 80'lerin sonuydu. Yani şimdi o yüzden çağın çok gerisindeyiz dediğim nokta o. Yani şimdi müzik tarihimiz çok kötü. Hani kendi tarihimizi bilmemiz çok kötü. Evet. İşte kendi klasik batı veya klasik Türk müziği tarihimizle ilişkimiz berbat. Türk evet. yazarlarla, Türk sanat hayatıyla veyahut sanat hayatının başka dallarıyla ilgili bu hani eleştirim kendime de herkese de. Yani ondan sonra çok kötü durumda. Yani ne bileyim ben yani bir şeyle... Çok az insan herhalde bilir hani müzik camiasında ne bileyim bir Erol Akyavaş kimdir falan. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hiç dert. Erol Yavaş kimdir? Erol Akyavaş kimdir falan Akyavaş bilmem. Kimdir. Yani resimde kimdir, Übin Orhon kimdir falan. Yani böyle olmayınca şimdi insanlara da neden bunu eleştirmek için ya da elitist olmak için söylemiyorum. Bu sefer karşı tarafa da hadi sen niye klasik müzik konserine gelmiyorsun diyemezsiniz. Yani ama gelmiyorlar. Biz de yokuz. Ama gelmez tabii. Yani müzisyenler de gelmiyor. O da çok doğru. Yani müzisyenler de gelmiyor. Merak etmiyorlar. Ya senelerce gençlik orkestralarıyla konser yaptım. Bakın gençlik orkestrası diyorum. Yani bu ne demek? Bir sürü insanın öğrencisi var. Yani sağ olsunlar hani yine konserlere gelip öğrencilerini, beni falan değil yani öğrencilerini takip eden öğretmen sayısı bir elin parmağını geçmezdi. Çok ama şöyle bir şey söyleyeceğim. İlgi sadece Türkiye'de de değil. Yani Amerika'da da var. Ben Louisville Senfoni Orkestrası ile söylediğim zaman oranın şefi Beethoven 9 söylediğim zaman orkestra elemanlarına dedi ki genel provaya dedi lütfen dedi herkes dedi bir yani genel provada bir enstrümancının ailesinin komşusunu da getirecek dedi. Ve bedava dedi size dedi. Yani bedava bilet vereceğiz dedi ve herkes dedi ailesinin
ailesini getirecek, ailesi de bir komşusunu getirecek dedi. Ve böylelikle bir açılım yapalım dedi. Gerçekten genel prova fulldü. İki konser yaptık. İki konser de fulldü. Yani bunu esasında yönetebilecek idarecilere ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Yani sadece bunu gösterebilecek, bunu yön verebilecek idarecilere ihtiyacımız var. İnsanlara, işte ne bileyim, Hikmet Şimşek mesela konser yönetirken anlatırdı insanlara ki insanlar daha katılımcı olsunlar, daha içlerine girsin. Ne bileyim, ben pazar konserlerini mecbur seyrediyordum çünkü pazar konserlerinden sonra kovboy filmi oluyordu, western movie oluyordu ki onu kaçırmayalım diye. öyle. Ya işte biraz şey, yani. Şimdi iki nokta var burada dediğiniz gibi. Aslında biz Amerikan toplumuyla çok benzeşiyoruz. Yani biz kültür olarak kesinlikle Avrupa'yla falan bir alakamız yok. Alakamız bir arkadaşımla konuşuyorduk, Turgut Bey'in, o da çok akıllı bir bestecidir. Dedi ki, ya dedi, bizim dedi yaşayabileceğimiz, rahat edebileceğimiz tek bir yer var dedi. O da dedi Amerika. Aynı şey oğlum dedi ya. Aynı şey yani. İngilizce konuşuyorsan ama Amerika'da da bu az çalışma temposuyla yaşayamazsınız. Hayır, Amerika'da az çalışma temposunu söylemiyorum. İnanılmaz bir disiplin var. Amerika'da saat 10 dediğiniz mi prova 10'da başlar. Orkestra elemanları hiçbir şekilde konuşmaz. Ya da ne bileyim provaya herkes hazır gelir. Herkes müziğini bilir. Kendi sorumluluğunu bilir. Yani bir de öyle bir disiplinleri var. Çalışma tempoları inanılmaz. Müzisyen olarak söylemedim. Hani sosyal yapı olarak işte her şey özel olduğu için her şeye para verme düzeni. Biz de buna alıştık. Yani aslında burası da bir 52. eyalet oluyor. Ondan sonra neyse. Burası daha relax. Kusura bakmayın. Burası biraz daha large. Yani eleştirme konusunda bayağı bir eleştirdik ama programın başından beri. Bayağı bir eleştiri yaptık. Çalışma anlamında söylemedim. Ya evet, şimdi iki tane şey var. Şimdi bir tanesi ya benzer yönünü söyleyeyim. Tabii ki farklı yönleri konusunda haklısınız. İki tanesinde de Batı müziğiyle ilgili, klasik müziğiyle ilgili bir, daha doğrusu bizde daha çok. Orada giderek böyle oldu. Bir yığma kültürü haline geldi ve bir sınıfın kültürü olmaya başladı bu. İşte hani White Anglo-Saxon Protestan kültürü gibi olmaya başladı. Daha kuzeye ait bir kültür oldu falan filan. İşte güneye indiğinizde başka işler dönüyor. Burada da biraz şehirlerin içerisine hapsoldu. Yani şimdi Amerika'daki liberalizm tabii bunu kimle, aslında bir şart bunu itiyor. Kimle ilişki kurmaya itiyor? Sponsorla ilişki kurmaya itiyor kardeşim şimdi. Bu böyle. Yani burada işin, yani aletin doğası gereği bu bir elit sanatı oldu. Şimdi bunu çevirip de halka götürelim dediğin noktada zaten yılların bir antipatisi olmuş durumda. Yani siz gitmiş Mississippi'de felaket olmuş milletin, işte Friedman'ci ekonomi gelmiş, şehri düzeltiyoruz. Yani herkesin evini bir daha geri satmış onlar. Falan buraya gidip seni bırakırlar, adamı öldürürler. Yani ondan sonra arkasında bize geldiğinizde de bizde de şöyle bir dezavantaj var. Yani devlet orkestrası, devlet anlamında, devletin tüm teşkilatı aslında çok ciddi bir kalkınma, bir bir devrim hamlesiyle kurulmuş. Yani bir şey yaratma hamlesiyle kurulmuş. Yeni bir akım şimdi, yaratma. Evet. Şimdi biz birinci vitese takmışız. Şimdi o birinci vitesten kimler çıkmış? Hani bir tanesini ben hiç hoşlanmasam da iki tane Nobel ödüllü adam çıkmış. Ondan sonra işte bu kadar, ne bileyim, Türk edebiyatının zenginliğine bakın. Buradan Yaşar Kemal çıkmış, işte İhsan Oktay Anar çıkıyor, işte Nazım çıkmış, Turgut Uyarlar çıkmış, ikinci yeni çıkmış, Orhan Veliler, hele Orhan Veli ya, yani daha absürt bir şey var mı resmen, o kitap müziği. Yani böyle bir şey çıkmış. Hani Pierre Luner dediğiniz şeyle Orhan Veli, işte veya Garip Akımı, Anday falan, aynı şey. Ve yani sahte edebiyat demeyelim de, edebiyat demeyelim de şiir diyelim bence. Edebiyat değil de şiir. Şiir konusunda iyiyiz yani de. Edebiyat. Kusura bakmayın. Yok, ben de öyle diyeceğim. Buna katılmayacağım. Burada anlaşamayacağız. Yani edebiyat konusunda benim için mesela hani Yaşar Kemal çok büyük bir isim. Şeyi okudunuz mu bilmem. Buradan herkese de tavsiye edeyim. İşte Hakan Günday. Yani bence tam Türkiye'nin Bukowski'si olan adamlardan bir tanesi. İhsan Oktay Anar okudunuz mu? Çok yok, okumadım ben. Tavsiye ederim hocam, şiddetle tavsiye ederim. Ya bu iki yazar en azından yaşayanlardan tavsiye ederim. Bayılacaksınız bunlara. Yaşar Kemal'i okudum tabii ki. Yaşar Kemal'i okudum. Hatta Teneke Operası'nı çok merak ettim. Gitmek istedim Lasıkala'ya ama göremedim maalesef. Keşke kaydı olsa da alsak, satın alsak, seyretsek. Yani DVD'si olsa çok merak ettim. Çünkü öyle bir eserin orada oynanması ve bir gurur meselesi sonuçta. Yani Yaşar Kemal'i tabii ki önemli. Ama yani birkaç tane filan, yani belki bir el kadar, yani iki el kadar. Benim düşüncem o. Ama şiir konusunda gerçekten çok iyiyiz. Yani edebiyat konusunda değil de şiir konusunda bir numarayız. Bence Türkiye'de çok
Türkiye'de demeyeyim de dünyada sayılı şairlerimiz var bence. Ama edebiyat konusunda biraz eksiklerimiz var bence. Konuyu dağıtacağım ben, kusura bakmayın. Size bir soru. Viyolacılarla nasıl anlaşıyorsunuz orkestrada? Anlaşmıyorum. Ya viyolacıları ben çok seviyorum. Viyolacıları ben çok seviyorum. Bambaşka bir anı anlatayım size. Geçen seneydi zannederim, bir viyolacı arkadaşım var, Pınar Dinçer. Manyağın teki. Geldi bize bir konserden sonra, başka bir konserden nerede sonra. Kendisi işte, Ankara'da mı? Ankara'da mı hanımefendi? İzmir'de. Yaşar Üniversitesi'nde. Süper bir tiptir. İşte biz konser, başka bir konser vardı. Başarcan Kıvrak diye çok iyi bir piyanist vardır. İşte o bir Rahmaninov çaldı falan. Çıktık. Ha 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 hi, hi after party. Ondan sonra tabii İzmir. Ondan sonra hava güzel, kafalar da iyi oldu. Ondan sonra dedi ki biz dedi Schnittke'nin viola konçertosunu yapalım mı? Yapamaz mı? Yaparız abi. Böyle yaparız falan filan. Böyle bir ortam. Karar verdik. Schnittke'nin viola konçertosunu yapacağız. Tabii 6 ay çalıştım ben sonra, lanet olsun. Pınar daha beter oldu falan. Ondan sonra bir de Pınar'ın da elleri de yaba gibidir. Yani o da zorlandı. Ondan sonra neyse şey oldu. Şimdi orkestraya bir geldik. Bu da enteresan bir eserdir. Birinci keman yok, ikinci keman yok, full nefesli, işte klavyeler var, vurmalılar var, 8 kontrbas, 8 violon, sen 8 viola. Ondan sonra... Müthiş bir eser o ya, çok ilginç bir eser. Schnittke viola konçertosu, müthiş bir eserdi. Yani bu kadar güzel bir postmodern olmadan modernizm eleştirisi başka bir eser de yok. Çok manyak eserdir. Neyse, işte provaya girdik. Lan şimdi yaylılarda bayağı bir parti var. Çağdaş müzik bu nihayetinde. Tamam mı? Evet. Ama işte konservatuarın içerisinde o kadar şey, pardon, konservatuar nereden çıktı? Orkestranın içerisinde işte böyle bir huzur, bir sükunet, herkes partisini çalıyor falan. Bir yerde maestro arşeyi şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım oldu. Böyle yapın dedim. Tek kişiye Gökçen vardı ondan sonra. Gökçen Erdem, o da süper biyoloji. Viyola grup şefi. Kalktı utanmadan la alıyordu orkestrada. Viyola grup şefi. Neyse. Bir huzur, bir sükunet orkestrada, bir ha 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 hi hi provalar, çağdaş müzik olmasına rağmen. Ne zaman keman var o zaman huzur yok. Allah Allah. Allah Allah. Çok ilginç ya. O zaman kemanları sahnenin arkasına atın, oradan çalsınlar. Ya işte ben hani pek muhatap olmuyorum. Birinci kemanlar falan. Soprano attı gibi. Yani ondan sonra çünkü ikinci keman, viola, yani ortadaki dokuyu tutarsanız hani ansambulda, bas güzel diyorsun, olursa, bas sağlam olursa üst taraf çalıyor zaten. Şimdi onlar artist çalacak zaten. Yani yapacak bir şey yok. Eftal'le hiç çalıştınız mı? Hayır. Maalesef hiç çalışmadık. Hiç çok çalışmadık. Güzel birisi biliyorsunuz yani. Evet. Yani bilmez her mi? Yönden özel. O yüzden biz Eftal'i koruma altına aldık. Bugün beraberdik Eftal'le de. Eftal'e özel bir Paşabahçe fanus yapacak. Fanusun içinde çalmaya başlayacak Eftal. Biliyorsunuz ağaçta çalıyor. Kayısı ağacıyla çalıyor Eftal. Çok önemli. Yani ağaçtan ses çıkartmak çok önemli. Onun teknikleri inanılmaz. Işte. Evet. Peki orkestrada oturma düzeni nasıl olmalı? Biyolojiler sağda, solda, ortada, merkeze nasıl kontrol edersiniz onları? Yani evi otursunlarsa otursunlar da şey ya bilmiyorum. Ben şeyi peki, seviyorum. Koral eserler. Pardon. Dinliyorum sizi, pardon. Yani birinci keman benim solumda, ikinci keman benim sağımda. Violonsel, bas. Birinci kemanın yanında. Çünkü bu ikisinin arasında Türkiye'deki salonların akustiğinden dolayı da böyle bir şey oluyor. İşte o koştu, bu çekti, bu itti. Birinci kemanların yanında bas hattını verirseniz ondan sonra hani ritimde bir sallanma olmuyor. İkinci kemanlar da aslında çoğu hani müzik öyle yazılmış. Yani stereofonik etkileri ortaya çıkartıyor falan filan. İşte hani şimdilik ben böyle gidiyorum. Ama tabii yerine göre değişiyor. Güzel bir yorum yapıyor. En sonunda bir kişi yorum yaptı. Maestro Corona'dan önce Eskişehir'de çok keyif aldık. Yine bekleriz. Eskişehir'de ne yönettiniz Eskişehir'de? Eskişehir'de şey vardı. Yine Karayev. Üç dans. Ondan sonra Kanun Konçertosu vardı, Hasan Fırtanlar. Ondan sonra ve şey Haydn hastasıyım ben, çok seviyorum Haydn'ı. Haydn 103. senfoni, bu davul vuruşlu olan. O da güzel bir konser olmuştu, az zamanda çok işler becerdik. Senfoninin babası Haydn, öyle diyorlar onun için. Haydn reis. Tenorlarla viyolacılar arasında bir bağ var mıdır sizce?
Yok ya. Şimdi viyolacılar daha nezih insanlar. Tenorlara şey yapmayayım ben onları. Oralara karıştırmayayım. Tenorlar daha zorlar diyorsunuz yani. Tenorlar daha zorlar. Tenorlar daha fırlama insanlar. Şimdi doğası gereği yani. Adamlar maskülen, yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey Aa, yokmuş böyle. bizim yayınlarda biliyorsunuz tenorlara biz bayağı bir takılıyoruz. Ama o da sevdiğimizden dolayı tenorları sevdiğimizden. Peki koral eserlerde en çok hangi sesler sizi zorluyor? Yani yönettiğiniz zaman. Alto bas. Gerçekten mi? Evet. Ritmik olarak mı yoksa melodik olarak mı? Hayır, aslında ikisi de değil. Yani ya daha doğrusu şöyle diyeyim. Aslında şey var. Yani ülkede bence bir özellikle erkek ses kıtlığı var. Yani bir Bas kere sesliliği var kesin. bas var, tenor da var. Yani dünyada da şu an bence çok büyük bir tenor sıkıntısı var. Ondan Bas da sonra var. Bas sıkıntısı da var. Hep ha. bariton var. Hep arada kalan seslerden çok var. Var, var. Evet, öyle bir şan eğitimi de var. Ben artık bunun biraz hurafe olduğunu düşünmeye başladım ama yani ne bileyim, hani fazla risk almadan ortalarda gezelim falan. Yani neyse, şey gibi hikaye. Yani aslında bu hani zorluyor kısmını ne anlamda söylüyorum? Bu benimle ilgili bir şey. Şimdi ben orta sesi iyi duymayı seviyorum. Yani hani equalizer'da midler açık olacak bende. Çünkü midler açık olmazsa bu sefer sopranolar anasının nikahına tizleşiyor. Yani bu birinci keman için de böyle, insan için de böyle, benim için de böyle, herkes için böyle. Bas dediğin sağlam gelecek. Yani Tabii ki. bas alttan güzel bir temel şeyler var ya, işte bu Rusya'daki oktavistler falan. Ne manyak adamlar, ne erkekler var bu dünyada, anlamıyorum yemin ederim. Neyse. Ondan sonra hani şimdi tenorlarla bir de bu altoların birbirinin içine geçen bir şey var. Sanırım koro çalışırken, tabii ben koro çalıştırmanın uzmanı falan değilim. Sadece kulak olarak konuşuyorum. Estağfurullah. Fakat Ama maestrosun sonuçta. Yönettiğiniz koral eserler var sonuçta. Öyle yönettim, değil sağ mi? olsunlar. Onlar da çok seviyorlar ve çok tatlı tepkiler veriyorlar. Cahilliklerimi de şey yapıyorlar, mazur Estağfurullah. görüyorlar. Şey, ama hani orta sesi iyi duymayı seviyorum. Yani bizde tabii o şimdi böyle aşağı, özellikle hani altolarda böyle mi'den aşağı doğru inmeye başladıkça ses bir Göğüs tozlanıyor. sesi. Evet. Ondan sonra o şey olmuyor, güzel olmuyor. Tenorlarda da bir geçiş var. Yani böyle re, mi, fa arası bir yerlerde hani sole doğru Geçiş tonu, gerileceğim falan. geçiş Ha. tonu zaten. Passaggio. Ya şimdi işte Mozart Requiem'de falan da öyle yerler var ki pası oranın üzerinde gidiyor. Yani geldiği gibi dörde mi basayım, bir mi alayım, dörde mi falan filan. Şimdi çok sakat. Ben de onlara takıyorum tabii öyle olunca. Peki şeyi soracaktım ya bir dakika. Opera yönettiniz mi hiç? Hayır, isterdim ama kaçtım. Çok kaçtım. Ne Çok ne dört hangi yola operayı kaçtım. yönetmek isterdiniz? Mozart mı? Bir kere Mozart kesinlikle yapmak isterdim. Hangisi? Kesinlikle. Hangisi? Merak ettim. Figaro. Figaro'nun Figaro. düğünü. Ya bu Figaro, arada Don Giovanni. bizim favori operamız bu arada. Bütün konuklarımızın hemen hemen %90'ı Figaro diyor, biliyor musunuz? Çok ilginç. Yani Müthiş bir opera. operaları Müthiş bir soruyoruz, opera. hep herkes Figaro diyor. Yani neden Figaro peki? Ansambl eseri Şimdi olduğu için mi? hayır, yani bir kere Don Giovanni ile Figaro'yu seçmemin sebeplerinden bir tanesi çok ciddi politik mesajları var içeri. Ondan sonra hani Da bu Ponte. benim yani tabii aynı zamanda Mozart da tabii onun içindeki o tasvirlerde. Çünkü ben o anarşik tarafıyla örtüşüyor benim. Ondan sonra Estağfurullah. ve Estağfurullah. bu şeyiyle beraber hani o sosyal karmaşa ve o sosyal karmaşanın içerisindeki hayati fonksiyonlar, özellikle bu cinselliği bu şekilde kullanarak böyle bir konuya eklemiş olması, tabii bu hani şeyden de geliyor. Yani bunları yönetmek isterdim. Aslında şunları da yapmak isterdim. Maestro, bir dakika, bir dakika, bir dakika, özür dilerim. Lafınızı böleceğim. 1 dakika 30 saniyemiz var. 1 saati dolduracağız. Şöyle yapalım. Ben keseyim çünkü birdenbire kopabiliyor. Tamam. Özür diliyorum, özür diliyorum. Lafınızı böldüm. Lafınızı unutmayın. Mozart operaları üzerine konuşacağız. Kapatayım, tekrar bağlanalım. Tekrar devam edelim, olur mu? Çok Tamam, özür olur. diliyorum. Hayır, Tamam. tamam. Kapatıyorum, Tamam, hemen görüşürüz. bağlanıyoruz. Tamam. Tamam, Sevgiler. evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz herkese.
Maestro, hemen bağlıyorum sizi. Selam. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Kusura bakmayın, öyle kesmek zorunda kaldım. Çünkü tam lafınızın ortasında birdenbire kapanırsa hiç hoş, hiç hoş olmayacaktı. Çok özür dilerim. Figaro'dan bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki konuları ele alışı, ondan sonra işte bayanları daha çok ele alışı. Bayanlar değil de şunu demek istiyorum. Yani bir ciddi bir siyaset var işin içinde. Piccini'den gelen şeyler var. Mesela Piccini de çok yönetmek isterdim. Ondan sonra şunu demek istiyorum. Hani bir kere bir alt sınıfın üst sınıfı bir şekilde mağlup etmesi. Eleştirmesi. Bunun içerisinde eleştirmesi, evet. Ve bu akla sırra erecek bir şey değil o zamanki dönemde. Fransız İtalyan'a doğru gidiyoruz. İkincisi, bunların içerisinde aslında insanın işte o hani sokaktaki insanın doğal gereği olan çok ciddi bir cinsellik içeriği var. Bir taraftan o erotizmi de hiç kaçırmıyor Mozart. Bununla beraber toplumun çok ciddi aynası da var. Mesela işte Cherubino karakterine baktığınızda, hani bu ünlü Voyke Sapete aryasına baktığınızda millet onu klasik müzik diye dinliyor. Ne dediğini kimse farkında değil. Allah'ın ergeninin. Mesela böyle şeyler var. Ne bileyim, mesela aynı şekilde Figaro'da Donna Anna mıydı? Hani Donna Anna. Sonra hangisi? Figaro'da hangisi? Contessa. Contessa. Ondan sonra durmadan hani namuslu taklidi yapıyor ama Mozart altına bunun bir yüzyıl öncenin sarabanda eşliğini yazıyor. Yani diyor ki geç bu ayakları. Bunlar eski numaralar demeye getiriyor. Yani bu tür müzikal tasvirler var. Ve tabii o müziğin mükemmeliyeti, o hani bir nasıl ipek mendil gibi işlenişi bütün bunların içerisinde bambaşka bir şey. Gerçek bir elmas işçiliği gibi bence Mozart. Yani ve hani mesela şunu da yapmak isterdim. Monteverdi Orfeo da yapmak isterdim. Mesela Monteverdi Vespers de yapabilmek isterdim. Ondan sonra hani bir takım böyle eski şeyleri, Handel yapabilmek isterdim ondan sonra. Hangisi? Var mı Handel'den beğendiniz? Vallahi işte... Messia hiç yönettiniz mi? Handel Messia yönettiniz mi? Hayır, merak keşke ettim. Yapabilsem hayır. Ama daha çok şeyleri işte Dixit Dominus'larını falan, ondan sonra şeylerini... bunun bu hani korona eserlerini çok yapmak isterdim falan. Mesela Julio Cesar'ı yapmak isterdim. Hani bu tür enteresan ve çağdaş tarafla da gitmek isterdim. Mesela işte ne bileyim bir Wozzeck yapabilmek isterdim ondan sonra. Wozzeck? Evet. Onu söyleyecek ses bulabilirseniz yapın. İşte onu diyorum. Ya da Alban Berg. Tabii. Yani Alban Berg inanılmaz. Tabii çok zor. Yani. Çok zor. Yani. Çok zor. Onu söyleyecek ses bulursanız good luck yani. Tabii. Şimdi mesela Fin Operası falan şeye çok özenmiştim ben. Hatta DVD'lerini de almıştım. Kaya Sarıyaho'nun L'Amour de Luen Operası'nı yaptı, Uzaktaki Aşkı. Amin Malouf'un metni üzerine. Ve Fin Operası bununla çıktı mesela. Dünyada ciddi ciddi yayıldı falan. Öteki taraftan bakıyorsunuz olmadı. Yine Fin Operası kalkıyor Tandu'nun Water Concertos'unu, Paper Concertos'unu, ki bu söylediğim 10 yıl öncesi. Yani kaydedildi. Ama Fin Operası dediğiniz Helsinki Operası mı? Evet. Ama Helsinki yapar yani, sonuçta orada bir Sibelius'un akademisi var. Bir de inanılmaz bir klasik müzik şeyde. Bu arada Superman olarak bir tişörtünüzü de görmüş olduk Maestro. Ya ben de işte hani ama tatile inanılmaz bir klasik. Gömlek klasik yok müzik eğitimi, klasik müzik eğitimi inanılmaz çok iyi. O yüzden de çok iyi rock grupları çıkıyor Finlandiya'dan. Yani klasik müzik eğitimi çok çok iyi. Muhteşem rock grupları çıkıyor. Yani olağanüstü rock grupları çıkıyor. Yani Helsinki Operası yapsın çok normal. Ama akustik olarak rezalet bir bina. Çok kötü bir bina. Kuzeyine gittiniz mi? Savonlina'ya gittiniz mi? Ben orada bulundum. Hayır, hiç gitmedim. Böyle hiç gitmedim. Kalenin içerisinde muhteşem bir festival yapıyorlar. Ada, kale suyla kaplı çevresi. Köprüyle geçiyorsunuz kaleye. Ve üstü tenteyle kaplı. Olağanüstü bir ortam. Kalenin burçlarında sahne var. Seyirciler böyle stadyum gibi oturuyorlar. Olağanüstü güzel bir festival. Yani adamlar yapması normal. Yani filmlerin yapması çok normal karşılıyorum. Yani orada çok önceden başlamış bir eğitim var. Ve hala eğitimleri, klasik müzik eğitimleri çok çok
ileride. Ha işte bunu yani... tam da bunu demek istiyorum. Mesela bana göre opera hani çok ciddi anlamda laik bir şey. Ne anlamda diyeceksiniz bunu? Şimdi düşünün yani ilk operayı Monteverdi'yi, Daphne'yi bilmiyoruz ama hani Monteverdi'nin Orfeos'unu falan filan. Yani adamlar yavaş yavaş kontrpuana da karşı çıkıyor. Hani bu Rönesans müziğinden, Madrigal'den yana falan. Neden? Neden? Çünkü kontrpuan kiliseye ait bir şey. Doğru. Ve bunun üzerine monodiyi kullanarak ilk aryaları yapmaya başlıyorlar. Ve recitatif çok büyük bir icat. Dramayı nasıl anlatacağız şarkıyla? Düşünsenize bir solo madrigal olduğunu falan filan. Tabii şimdi biraz soyut konuşuyoruz. Ülkemizdeki hani sanat sunumu çok kısır. Yani insan bu kadar, yani Türkiye'nin içerisinde 50-60'a kadar yakın bir müzik okulu var. Düşünebiliyor musunuz bu sayıyı? Doğru. 50-60 diyorum. Yani şimdi yani burada... opera sahnesi de az yani. 7 tane operayla olacak iş değil yani soru bu. Ya yani, gereği de yok. Gereği de yok. Yani şeyi yok. Yani, yani bu kadarla kalmasının gereği yok demek istiyorum. Tabii ki. Bir de aynen. Opera ya deyince 70, insan... 10 milyona bir opera sahnesi oluyor yani. Heh. Böyle bir şey olabilir mi? Ya olamaz. İkincisi... Her 10 milyona bir opera sahnesi. Bir de eğitimimizden bahsediyorsunuz. Eğitimimizin temeline de bakmak lazım. Mesela bizim doğru. İşte bir 60 tane müzik bölümünden bahsediyoruz. Bilmem ne diyoruz. Kaç profesör, kaç doçent var kardeşim? Yani bunun uçması lazım. Lan daha azıyla insanlar Mars'a gidiyor. Yani bunların sorgulanması gerek. Ben neden mesela hep şunu söyleyeyim. Yani ben Mevlevi Ayin'i de duymak istiyorum. Klasik Türk bravo. Müzikçilerinde. Bravo. Ve ben her hafta klasik Türk müziği de duymak istiyorum. Ben zikirde tecrübe etmek istiyorum. Ben görmek istiyorum kardeşim bu ne. Belki ben ondan besleneceğim yani. Bunların hiçbir şey değil. Yeter ki sen bunları yaşatmayı bil. Ben mesela seneler evvel hayatımda utançtır. İlk canlı Türk müziğini zannederim sene 94, 93, 96 falan öyle bir şey. Sarıyer'de dinlemiştim. Sarıyer'di galiba değil mi? Çamlı işte bir şey konağı vardı. O sırada orada böyle bir iftar veriliyordu. Bizim ailemizde işte falan filan işte hadi dediler iftarımız onlar oruç tutuyordu. Tek pey namaz ben ailede. Ondan sonra gittik şey yapıyoruz. Orada ben ilk defa hayatımda rahmetli Recep Birgit'i canlı canlı dinledim. Ve ben böyle bir ses, böyle bir tını yani hiç bilmiyormuşuz ne büyük cahillikmiş. Yani doğru, sentez. Diğer taraftan ben hani Monteverdi de duymak istiyorum. Gerçekten samimiyetle. Bir madrigal söyleyen ki. Bir ansambl olsun ya çok şey midir? Tabii ne bileyim ki. Bunları da ama işte öyle bir noktadayız ki kendi müzisyen diye geziyoruz, müzik yapıyoruz diye geziyoruz. Bu da kişisel olarak da eleştirdiğim şey ulan ülkede klavsen yok ya. Yani ya da klavsen çalan insan yok. Yani saz sadece... yok ki adam olsun. Yani işte bir pergolesi Stabat Mater yapacağız. Casio orgun org sesiyle Stabat Mater yapıyoruz ya. Hadi ya. Yani olur mu ya? Yani anladınız mı? Yani ne bileyim ben hani insan da bunu bir anlıyor. Yani hani tamam oradaki Katolik itikadı da anlıyoruz. Pergolesi'yi de anlıyoruz. Bu tarafta bunu da anlıyoruz. Kafa olarak bununla ilgili çok ciddi bir zenginliğimiz var. Hani şu kadar imkan olsa önümüz açılacak. Çünkü hani 15 milyar dolarlara bina falan yapıyoruz. Ama içini doldurmak yok. Hani önemli olan içi zaten. Dışını yapsan ne olur ki yani? İçinde ha, yapılacak dışı. İş yapmak. Bizde dış. Biliyorsunuz bir de halı var, en adi malzeme. Tabii. Bir de halı var biliyorsunuz. Tabii, tabii. Türklerin halıları çok önemli. Halıyla kaplanması lazım. Sebebi çok biliyor önemli musunuz? Yani. Neden halıyla tabii kaplandığının sebebi? Tabii ki. Tabii ki toz geç toprak gelen, olmasın. Yok. Geç gelen olursa topuk sesi yapmasın başkanımız, hazretlerimiz konuşurken. Artık ne başkanıysa burada hani şey demiyorum. Ama, yani bu belediye başkanı olur, il meclis başkanı olur. Yeter ki biri tık 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 sesi yapma. Ulan vaktinde gel. Kapıyı açmaya da gelene. Ama hani öyle bir kültür var ki aman maazallah makam sahibi biri gelirse kapıyı açmamak olmaz. Bu korkuyla yaşıyoruz. Yani. Türk halılarının çok ünlü olduğunu göstermek için bence konser salonlarında halı kullanıyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Yani akustiği yemek için birebir devam etsinler halılara. Umarım AKM'de de çok güzel kırmızı halılar kullanır. İnşallah doğrusunu Maestro, yaparlar. Buyurun. Maestro, bizim video sorularımız var. İki tane video sorum var. İzin verirseniz eğer. Bir tanesi Sibel Demir, soprano. Kendisi Eskişehir'de yaşıyor. Bir saniye sorumuzu alalım. Merhabalar, ben Sibel Demir. Tecrübenize dayanarak bizlere neler önerirsiniz? Çok teşekkürler. Genç soprano kendisi.
tecrübelerinize dayanarak genç opera sanatçılarına ne önerirsiniz? Ben sonunda soracaktım ama. Tamam. Hemen şunu önereyim. En başta hatta Sibel Hanım'ın profiline bugün bakmış oldum. Bir şey beğenmiş. Ondan sonra bu kimliğe baktım. Biraz dinledim ondan sonra. Hem türküleri çok güzel söylüyor. Hem bir galiba eğer oysa ya cazda. Ondan sonra. Caz söylüyor. Evet caz söylüyor. Evet. O da çok etkileyici buldum. Şu gerekiyor. Şimdi çok ciddi bir paradigma değişimi olduğundan bahsetmiştim. Aslında çoktan oldu da. Biz şimdi daha bunun ikinci dalgasında yeniden uyanıyoruz. O da şu, ne yaparsak yapalım, ne diyersek diyelim, ne kadar itiraz edersek izleyelim. Çok ciddi bir vahşi bir liberal sistemin içerisindeyiz. Şimdi liberal ne demek? Doğru. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Tabii bu bırakınız efendim yapsınlar kısmı bizim için söylenmiyor. Yani bu işte parayı elinde tutan adam için söyleniyor. Yani adam sana yatırım yapacağına gider 26 kasa Mercedes alır. Yani ona 6 milyon gömer sana 100 lira vermez. Hayır. Dolayısıyla şimdi bu noktada şu gerekiyor. Bir kere kendinize bir marka olarak bakın bu çağda. Bir marka olarak ele alın. Ve kendi pazarlamanızı, kendi sunumunuzu ve kendi projelerinizi kendiniz hazırlamak zorundasınız. Bu benim hayatımda da böyle oldu. Eğer ben şans eseri benim işte silah arkadaşım dediğim genç insanlarla hep beraber Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kurmayıp da beraber müzik yapmasaydık ben bugün Şeflik falan yapamazdım herhalde ya da tanınmazdım. Gerçekten. Tabii kesin. Tabii. Yani çok az destek görmek durumunda kalıyoruz. Bu kimsenin suçu değil. Bunu eleştiri anlamında söylemedim. Çünkü destek görüyoruz ama herkesin imkanları sınırlı. Havuz daralıyor bir kere. Havuzdaki para bitiyor. Ve menajerin, idarecinin, müdürün sizi tanımamazlığına gidiyorsunuz kurban. Adam bakıyor. Ben şöyle şeyler gördüm. Siz de bilirsiniz. Hani yurt dışındaki menajer arkadaşlarım da vardı yanlarına gittiğimde. Adamlar mayolu boy fotoğrafından sopran mı seçiyordu? Role göre. Yani ve dış görünüş bir ara... Tabii dış görünüş bu ara bir ara çok hatta hala öyle siz de biliyorsunuz piyasayı yani çok çok önemli olmaya başlamıştı. İşte iyi piyanist olup da ama piyanistliğinden ziyade kıyafetleri konuşulan iki tane piyanist var değil mi? Bir tanesi Katya Buntaşvili öteki işte Yuva Bank falan filan bilmem ne. Hani okey yani işte lesefer ekonomisi içerisinde her yol mübah yapacak bir şey yok harika çalmalarını böyle koydular ortaya ne yapayım ben beni ilgilendirmez. Yani bu bir kazanma paket diyorsunuz oldu. Paket çok önemli. Paket çok önemli. Evet paket çok önemli. Sunum. Bize yani iPhone aldıran şey de paketi aslında. Yoksa açtığınızda karşınıza o beyaz kutunun içinden çıkan şey o kadar görkemli değil. Mükemmel bir yani, şey değil. Böyle ikincisi yani bunu dün de birileriyle konuşuyorduk. Müzik tarihini iyi bilerek bu işin felsefesi nedir, nereden nereye gidiyor böyle bir şeye etmek lazım. Örneğin filarmoni orkestralarının temeli Collegium Musicum diye bir şey. Bu da nedir? İşte insanların zevk için bir araya gelip müzik yapması. Mesela bir yaylı kuartetle hala yapılabilecek çok şey var. Bir yaylı kuartetle 1650-1750 arası oynayamayacağınız opera yok 4 kişiyle. Mesela Alessandro Scarlatti'ler var. Yine Haydn'lar var, işte Piccini'ler var, efendime söyleyeyim, Adolf Hasse'ler var, Jomelli'ler var falan. Yani bunları biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Çünkü biz hep ana akımdan gidiyoruz. Bizim için şan bölümleri ne demek? 3-5 tane İtalyan operası, hadi iyi günler. Yani kendi operamızdan Wagner görmek isterdim ama tabii eğitim ona izin vermiyor. Yani bir şeyimiz yok. Efendim, Wagner yapanlar oldu ama yani kalkıp da ring cycle yapan olmadı. Yani, ha, keşke hani nasıl deyip temcit pilavı gibi hani şey yaptığımız operalar var her sene artık. Ben 98'de operaya gittiydim. Sonra hala aynı. Yani ondan sonra yeter ben artık tamam çok güzel ama hani Tosca görmek istemiyorum. Yani her dakika istemiyorum ya. Ve bu muamele de tabii bana biraz bunak muamelesi yapıyor. Öyle estağfurullah. Hayır seyirciye karşı düşünsenize biz idareci olduğumuzu düşünüyoruz. Ama şöyle bir şey yani bunu sonuçta idareciler veriliyor ama seyirci de bu istekte bulunmuyor maestro. Yani seyirci de bunun bilincinde değil. Yani AKM yıkıldığı zaman tepki verenler müzisyenlerdi, içinde çalışanlardı. Tabii. Seyredenler neredeydi? Şey yapmadı seyredenler. Yani seyredenler her şeye razı işte. Süreyya'ya da giderler. İşte ne bileyim Haliç'e de giderler. Orada da seyrederler. İşte Haliç'te bir tane opera konuldu mesela. Yeniden Doğuş Operası. Bence hiç yeniden doğmasın yani. Öyle bir şey yapılmasın. Yani felaketti bence. Ben bunu hep söylüyorum. Keşke söylemesem böyle. Ama insanlar bunu alkışladılar. Ayakta alkışladılar. Ne kadar kötüydü. Yani
Ve insanlar talepte bulunmuyorlar maalesef. Seyirci talepte bulunmuyor. Yani demiyor ki AKM yıkılıyor kardeşim, gidelim biz 1000 kişi toplanalım. Yani 1000 kişi de cuma cumartesi konserinde 1000 kişi geliyordu yani senfoninin konserlerine. Bir 1000 kişi protesto edelim. Neden sizce? Çünkü beraberlik yok çünkü. Birliktelik yok. Çünkü beraber neden biliyor musunuz? Müziğe baktığınızda toplumsal şartlarla bizim klasik müzik dediğimiz şey örtüşerek gidiyor. Yani evet. Haydn'ı büyük kılan bu. Mozart'ı büyük kılan bu. Ne dedik? Adam Habsburg Hanedanı'nın hani bir tane ikinci Joseph'in gözünün önünde, ondan sonra hani Maria Teresa'nın oğlu. Adam soylulara yapmadığını bırakmıyor. Doğru. Ve para kazanamadığı için dalga geçiyor adamlarla. Yani bu akıl alacak bir şey mi? Don Giovanni şeytanın bir tane taş heykelini alıp cehennemin dibine çekmesi, bir aristokrata veya bugünün gözüyle bakalım bir politikacıya nasıl bir mesaj verir? Aynı şekilde Figaro'nun, o yüzden dedim ya bunları yönetmek istiyorum. Figaro'nun düğünün sonunda yani şey vardır ya işte, gel Conte Efendi senle bir dans edelim, il continuo. Daha ilk Sevil, şey işte. Sevol Ballare. Hmm. Ondan sonra şeyin Figaro'nun onun da amacı esasında ilk operada Sevil Berber'in de esasında Conte sürekli gitarla serenat yaptırıyor, işte kızları tavlıyor. Hadi gel bu sefer ben sana çalacağım, sen dans et. Yani esasında sen Susanna'ya asılırsan gel bakalım ben sana dans et, çalacağım. Göreceksin gününü, göstereceğim tabii, ben tabii, sana. Tabii. Orada bir ironi var yani sonuçta. Ve inanılmaz o, bir ve ironi o var. Şeyi de kullanıyor yani, yüzyılların hırsını kullanıyor. Prima nocte. Tabii ki. Yani ilk gece hakkını kullanıyor ki o zaman uygulanmıyor. Yani ondan sonra böyle bir şey var. Ve en sonda da kont diz çöküp yalvarıyor. Hem bir kadından kontese özür diliyor, hem bir kadından özür evet diliyor. Bu olacak bir şey değil. Hem de Figaro ve Susanna bu adamı alt ediyor ya. Yani bu doğru. İşte komik operayı biz şey seviyesinde kaldık. Yani hani biz böyle hani böyle bir ha 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 hi 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 akşamları var ya, güldür güldür şov falan filan, böyle anıra anıra gülünüyor falan, hiçbir şey yok ortada. Yani hani bu seviyede kaldı. Bizim işte sanatla ilgili beklentimiz de böyle. Ne vardı biliyor musunuz? 60'larda 50'lerden sonra 60'larda 70'lerde Türk müziği özellikle Ferit Anlar'dan sonra o politik yetkisini yitirdi. Yani toplum adına, halk adına konuşmakla ilgili yetkisini yitirdi. Kim kaldı biliyor musunuz o işi yapacak o dönemde? Cem Karaca, Kurtalan Ekspresi, Moğollar, Barış Manço. Müzik alemi çok şımarıktı. Çok şımarıktı. Yani küçücük 2-3 tane orkestra yani varlık sorunu yaşıyordu belki de. Ama hiçbir bu kafayı şey yapacak taktisyen çok azdı. O zaman siyasetçilerle anlaşarak işte kurum büyütme kurum şeyi vardı. Fakat tamam bu da çok harika. Fakat kurumun içeriğiyle ilgili kimse düşünmedi. Yani bir insan evet düşündü. Onun dışında düşünenleri bilmiyorum. Yani ondan sonra ve işte bu içeriksizlik, içerik boşluk. Şimdi siz bugün 80 tane opera yapsanız ne olur? Demin bahsettiğiniz eserle. Ve daha kötü örneklerini doğru de gördük. Yani evet, ne oldu maalesef. Bir de şöyle bir şanssızlığı var Türkiye'nin opera anlamında. Mesela İngiltere'de de opera çok güçsüzdür. Hani Handel, bakarsınız İngilizler Handel, sonra Handel geleneği var. İşte şeye bakın, biraz önceye gelin falan filan. İşte Dido ve Eneas var. Arkasından Purcell, işte geliyorsunuz. Purcell, ondan Purcell sonra Britain var, ondan sonra. Fakat opera kabul görmüyor İngiltere'de. Neden biliyor musunuz? Çok kuvvetli bir tiyatro geleneği var. Yani tiyatro o kadar kuvvetli ki Shakespeare geleneği var. Drama o kadar kuvvetli ki adamlar bunu müzikle falan dinlemiyor. O yüzden işte Purcell'dan sonra da John Gay'in Beggar Opera diye böyle işte bizdeki hani şey gibi, lüküs hayat gibi bir şey ortaya çıkıyor falan. Ve alıntılarla oluyor. Pastiş opera diye bir şey çıkıyor ortaya falan. E şimdi biz acaba siz takdir edin kaç tane şenciyle, kaç tane opera yöneticisiyle bunları tartışabiliriz ki buradan bir vizyon alalım da biz Türkiye'de operanın 5 yıllık planının nasıl olacağını, ne şekilde bunu sunacağımızı, bütçemizle ne kayıtlar yapacağımızı, ne DVD'ler çıkartacağımızı, atıyorum uluslararası müzik kanallarıyla ne şekilde anlaşacağımızı konuşalım. Hadi o yani bunları yapalım. Yoksa 250 milyon dolara boş silo yapmanın anlamı yok ki. Yani doğru. Suya şey imza gibi, atmak gibi bir şey yapılan şu anda. Ülke yani bunlarla suya yazı yazmak. Ülke bunlarla maalesef. Isparta Havaalanı gibi Burdur'da. Isparta Havaalanı. Zaten tırmanış ve inişteki dağlardan dolayı uçak inmiyor. Ama sebebi ne biliyorsunuz değil mi? Isparta'nın neden biliyorum, yapıldığını. Biliyorum. Sağ olsun babamız. Hayır orada
Ama orada lavantalar var. Lavantaları görelim diye geçiliyor oradan, biliyorsunuz. Onu bilmiyorum Lavanta tabii. tarlaları var Isparta'da tabii ki. O maviliği, morluğu görelim diye, lavanta tarlalarını görelim, onun kokusunu alalım diye yapılmış. Ondan sonra yani uçakla geçerken onu göreceğiz. O çok önemli. Önemli bir şey, doğru. Hocam, Doğru. bir tane daha bir sorumuz var. Müsaade Buyurun. ederseniz. Hocam merhabalar, ben Alper. En sevdiğiniz operayı merak ediyorum Biz ben. konuştuk Ve onun neden çok üzerine. sevdiğinizi merak ediyorum. Cevabınız için çok teşekkür ederim şimdiden. Ya yani Delos Figaro dedik. Başka var mı hocam? Var, ben Wozzeck'e bayılıyorum. Ve Wozzeck. Lulu'ya. Lulu ve Wozzeck'e bayılıyorum ondan Lulu. sonra. O Evet. Lulu. Shostakovich'e bayılıyorum. Lady Macbeth of Mtsensky. Ondan sonra işte Shostakovich'in Shostakovich son... 13, 13 var mı? Shostakovich 13, Babi Yok, hiç yönetmedim onu ya. Yar. Ondan sonra. Acayip zor bir eser. Sırf Çok erkek zor bir korosu. eser. Erkek Çok zor bas bir eser. ve erkek korosu. Kadın yok. Yazmamış kadınlar için. Çünkü inanılmaz bir konusu var. Peki maestro, gençlerle çalışırken hangi dili kullanıyorsunuz? Nasıl iletişim kuruyorsunuz onlarla? Yani İşte kuruyordunuz gençlik orkestrasıyla. oralar enteresan. Yani Ama ben pek kurucu şefisiniz. Yani bunun özellikle belirtilmesi lazım. Siz de belirtiyorsunuz biyografinizde. Ben de yazmak istedim şeye, postere. Siz dediniz ki kaldıralım dediniz. Ben onun sürekli olması lazım. Siz kurucu şefisiniz. Sonuçta kurucusunuz. Yani nasıl iletişim kuruyordunuz orkestrayla? Ya şöyle oldu, bu şeyden sonra hemen kısaca anlatayım. Kurt Mazur'la Masterclass'tan sonra geldik. Orada benim talibe Schumann 4. senfoni çıktı falan filan. Onu yaptık. Arkasından Till Eulenspiegel'de ezberlemiştik. Ben bunu çok yönetmek istiyordum. Tabii Türkiye'de hani o büyük kadroyu nerede toplayacaksınız, bulacaksınız da Acemi Şef'e kim verecek, deneteceksiniz falan. Çocuklar dedi ki hocam çalalım çalalım. Tamam. O zaman ben Bilkent'teyim. Bilkent'teki sayılar yetmiyor bunu yapmaya. Ne yapacağız? Hocam Hacettepe'deki arkadaşlarımızı çağırın. Şimdi o Çok saate güzel. kadar Bilkent'te, Hacettepe'de birbirine gitmiyor. Yani bir garip bir şey var. Böyle şey gibi, Highlander klanı gibi, İskoçya'nın düşman klanları gibi konservatörler, bilirsiniz. Bu da ne Aynı saçmalıksa. şehirdeler. Aynı şehirdeler, farklı iş yapıyorlar yani. Ya bu işte Eskişehir'de var, İstanbul'da, her yerde var, garip bir muamma yani, Maalesef. klan gibi yani. Neyse. Neyse işte tamam, yapalım yapalım, çocuklar toplandı mı? Toplandı yani, hepsi kendi. Ben dedim siz toplayın, yapacağım falan. Arkasından yine sayılarımız yetmedi. Ben işte eşim artık hani benim gibi o zaman genç görünen ihtiyarlar falan filan bilmem ne. Estağfurullah. Orkestrayı dayadık, döşedik arkalara, önlere falan. Aslında Ankara Gençlik'te bir orkestra yok. O kadar genç yok bir kere. O kadar insan müzik okumuyor Türkiye'de. Yani takılable, sökülable bizde durumlar. O zaman biz de orkestrayı akademiye çevirdik. Yani iç rahleler, profesyoneller, dış rahleler, gençler. Hem de bu güzel oldu. Yani benim bir şef olarak her şeyi kaçırma şansınız var. Yani 100 kişiye 100 aynı anda müdahale edemezsiniz. Ama yanındaki tecrübeli o tecrübeyi ona aktarır. Doğru. Böyle bir akademiye de döndü. Hem de şunu da hesap ettik. Bu ihtiyarlar, benim gibi olanlar gençleri tanırsa bu gelecekte yatırım olacaktır. Ve bu sistem aslında bu orkestranın dışında çok çalıştı. Ondan sonra. Hani pek çok farklı orkestralı, şimdi bu Tekfen'den tutun da bilmem ne Borusan'a kadar pek çok orkestralı, herkes birbirini tanıyor oldu. Aksu içerisinde çalan büyükler, küçükler. Tamam. Doğru. Bununla beraber bir şey çıktı. Tamam, biz kurucu üyesiydik, ben ve arkadaşlarım ondan sonra. Tabii ben o zaman kim takar beni bu projeyi oluştururken kim bana salon verecek Allah'ın işte nokta nokta Orhun'u. Ondan sonra o yüzden Gürel Aykal sağ olsun, ben dedi onursal başkanı olayım, açamadığınız kapıları açayım. Ondan sonra Doğan Cangal sağ olsun oldu. İşte böyle 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 insanlar bizi biraz tanımaya başladı. Tabii o isimlerin de bir ağırlığı olunca bir tık daha rahat oluyordu. Yoksa bizi azıcık Ne güzel. sürüklendirdik falan filan. Ne güzel. Tabii en ağrıma giden şeylerden bir tanesi de şu oldu. İsim vermeden hani bazı içinde de bulunup çok iyi iş yaptığım kurumlarda, mesela salon istemeye gittiğimizde falan, sanki el alemin elinin salonunu istiyormuşuz gibi tavırlarla da karşılaştık. Bu mesela benim kalbimi çok kırmıştır. Yani ulan ne yapıyoruz? Yani para mı kazanıyoruz? Sanki şey mi yapacağız? Yani aşağıda araba mı satacağız yani? Don mu Yok, satacağız? Yani Figaro'nun düğünü öyle. geliyor. Figaro'nun düğünü oluyor orada, biliyorsunuz. Metin Akpınar, Yani Zeki Alasya'nın bir esprisi var ya, AKM'yi gitmişler. Yav diyor işte,
Bizim Orlan'ın düğünü için kiralayacaktık. Bir baktık Figaro'ya vermişler. Figaro'nun düğünü. Ha, ya işte var. Bazen düşünmedim değil. İşte bazı salonlar ama dedi işte para bilmem ne. Ya gençlerden, çocuklardan daha önemli ne olmuş olabilir? Ya para. Ben de Doğru. ahdettim zengin olursam bir gün o salonlardan bir tanesi tutup içinde Adana yiyeceğim. O kadar. Happening olarak yani. Lahmacun Parasıyla değil mi? yiyelim. Maestro, Parasıyla değil beni mi? de davet edin. Hep beraber. Lahmacun yiyelim, Bu arada viski. da bir Viski söyle. ile beraber. Viski ile Süper. beraber. Yani işte din sizin hakkında imansız gelin. Neyse. Efendime Estağfurullah. söyleyeyim. Yani böyle bir şey başladı, iş gitti falan. Sonunda baktık ben şimdi ilk konser bitti. İlk de benim büyük konserim çıkacağım. Şimdi bir baktım lan herkes orada. Genel provada nasıl dökülüyoruz biliyor musunuz? Yani rezil olacağız. Büyük rezil olacağız ya. Yani. Hani büyük rezillik falan. Yani bir kıçımızı toplayamadık bir türlü. Çok zorluyuz falan. Estağfurullah, Ondan evet. sonra. Şimdi konser la oluyorlar. Sonra ben şu aradan bir baktım. Lan salon silme dolu. Bana böyle bir ter bastı mı? Bir heyecan, bir gerilim. Bir şey dedim. Allah senin belanı versin dedim. Kimsin lan sen dedim. Ya milleti topladım buraya. Senin dedim etin ne budun ne it. Neyse. La havle falan nasıl yapacağız? Bir gittim hemen tuvalete tekrar bir yüzümü yıkadım falan filan. Geri geldim falan. Millet bekliyor içeride. Neyse. Yürüdüm sahneye. Heyecanım geçti. Bir baktım partitür yok. Kudret abi unutmuş. Ondan sonra görüyorsun. İşte ilk işte ezber yönetmeyi öyle başladı dedim. Yoksa neyse ezberliyormuşum falan. Özgür Ya Baskındı sağ olsun. mecbur oldunuz yani. Mecbur Ya kaldınız yani. Özgür Baskındı konsert maçta. Şöyle baktım ben. Ya partitür yok yaptım. Tamam o da yaptı be. Sonra bir şey değil. Çok güzel çaldık. YouTube'da da kaydı vardır. Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'yı açacağız. Tilo ile Spiegel. Ondan sonra. Bir şekilde yönettik. Orada da benim bir şeyim vardır. Bir epic fail'im vardır. Bakalım izleyenler fark edecek mi? Hatta bana yazabilirler. Şu dakikada mantarlamışsın diye. Ondan sonra böyle bir hikayeyle başladı. Sonra ben çocukları ellemedim. Bakalım isteyecekler mi, istemeyecekler mi? Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Yani kimsenin sahibi, lideri, efendisi falan. Hani bu beni yoruyor. Ben biraz kendi başıma hani canım istediği zaman çıkıp gitmeyi seviyorum. Sorumluluk sevmiyorum. Yani biraz böyle bir acar gönüllü tarafım var. O yüzden de çocuklardan bir gençler artık çocuklar diyorum ama artık her hepsi meslektaşım oldu, yaşıtım oldu, evlendi falan filan. Neyse böyle bir yönetim kurduk. Orkestra kendi kendini idare etti. Bir yığın anılar, bir yığın komiklikler falan filan. Şimdi bu Ankara gençlik hikayesi böyle yürüdü. Ve bu Çok işte güzel. şunu kanıtladı. Yani insanlar şans verilirse şey çok şey yapabiliyor. Yalnız bir nokta sonra çocuk şarkıları kaydettik. Şu an elimizde herhalde bugünün parasıyla 45 bin 50 bin lira paramız olsa o CD'yi çıkartabiliyoruz. Bunlar da sadece telif hakları falan filan yani ve CD basım masrafları yani biz para falan almayacağız. Bir belediye ile başlamıştık bu projeye biliyor musunuz? O zaman Hangi proje belediye? baş verin. Yani Ankara'da bir belediye ile işte ondan sonra ve bizi sattılar. Yani kaydı yaptık, şey Yapmayın yaptık ya. bitti. Biz dediler işte bilmem kimle 19 Mayıs konseri yapacağız dediler. Böyle kıytırık bir popçuyu söylediler. Elif'e 450 kağıt vermişler. Ondan sonra bizim proje gitti. Şimdi çocuklar için çocuk şarkısı yapalım diyoruz. Yani bunu biz yaptık ve ihanete uğradık diye anlamıyoruz. Bu ülkenin garabetini bir anlatayım diye. Yani sanatçıları bizi sanıyorlar ya biz böyle ha 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 elde viskiler bir garip ortamlardayız falan. Yani çoğumuz ay sonunu getiremiyor. Çocukları Doğru. geçiyorum. Çocukları geçiyorum. Babalarının, analarının emekli maaşı olmasa ve muhtemelen kazıklanarak o enstrümanları alamazlar. Çünkü Türkiye'de yabancı ülkelerden gelip keman satan adamların da ne bok olduğu belli değil. Ondan sonra alıyor pazardan 500 euroluk kemanı buraya geliyor 12 bin 13 bin itele geç. Fagot deseniz Allah'ım fagot. Fagot lan daha komik bir saz var mı? 50 bin euro nedir ya kardeşim yani bu nasıl yapılacak? Yani altyapıyı konuşmuyoruz. Yani gerçekten benim eşim mesela babasının emekli maaşıyla keman almış bir insandı. Tamam. Eskişehir Belediye Orkestrası'nda çalışırken bahar konserine gidiyorlar. İşte Uyduruk'ta bir keman kutusu var. Onu da koyuyor. Bebenin biri takla atıyor kemanın üzerine. Keman pert. Gitti. Bunun sigortası bile yok ülkede. Ve sonra diyorlar ki orkestralarımız şöyle çalıyor, böyle çalıyor. Ulan çalması mucize. Çalması Doğru. mucize. Pandemikte yollarsın. Bilmem ne de şeyi yaparsın. İşte ne bileyim dört rahleyle Puccini çaldırırsın.
falan. Çukura orkestra sığmaz. Herkes iç içe, ağız ağza. Yani yani tamam, hani bizde de hata var ama bir taraftan da bunları görmek lazım. Şimdi hesap sormak için de şimdi diyemezsin sen kardeşim, yani Samsung pistinden çıkan Pegasus pilotuna lan ayı niye çıktın pistten diye. Yani oraya sen doğru düzgün yaklaşma radarı koyma, ILS koyma, pistin ortası koy, daya freni, uçak uçsun denize, uçurumun kenarına. Yani anlatabiliyor muyum? Yani, ama sigortası var onun. Onun sigortası var, doğru. Ya. Bizim yok. Hem uçağım var, hem pilotum var, hem uçağım var, hem bütün yolcularım var sigortası. Aa. Bak ben size bir de Türkiye'deki şeflikle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Biz gidiyoruz, aldığımız kaşe Türk lira cinsinden işte bir şey, tamam mı? Yabancı adam geliyor, yabancı. Daha fazla yabancı alıyor, biliyorum, onu biliyorum. Geliyor maalesef. Ya Allah'ın adi yabancısı, hangi menajerin nitelemesidir o belli olmaz. 2500 Euro'dan aşağı para almıyor. Siz doğru de böyle ulan Temmuz arabanın vergisi mi olacak diyorsunuz. Güya adın şey, orijinal partitür alamaz haldeyiz. Hadi bizi geç. Çocuklar daha beter. Şimdi bir piyanist çocuğunuz olsa, hadi bir gidin bakayım bir Yamaha C3 alın, bir Bezendorfer alın. Nasıl alacaksınız? Klavsen sorduk en adi. 35 şey klavsen 3500 euro diyor ya. Yani bunları da düşünmek lazım. Yani herkese o çalamıyor, doğru, bu çalamıyor demesi çok kolay cebinde para varken. Yani ne bileyim, bunlara eğilecek bir sistem lazım. Temelimiz yok hocam. Yani bu kelimenin üzerine uzatıyorum. Lütfen de uzasın. Hiç zaman estağfurullah, falan şey estağfurullah, estağfurullah. Bunu da hani az yani insanlar var ama duysunlar. Yani bu iş kardeşim zengin spor. Bakın. Burjuva sanatı. Benim çocukluğumdaki kayak gibiydi. Yani benim yeteneğim vardı. Bana kayağımı aldılar. Benim yeteneğim vardı. Ben bursla okudum. Allah razı olsun. Yani en azından bu güvenceleri koymuşlardı. Şimdi bu çocukların bu şansları yok. Ve bir evet, de ne idüğü belirsiz adamların elinde. Ya şöyle şeyler duyuyorum. Hadi bu da bir eleştiri olsun. Çocuk giriyor, çıkıyor sınava. Veya konser seçmesine, odisyona. Şefe soruyor, nasıldı? Şimdi nasıldı? Ciddi bir soru. Çocuk öğrenmek istiyor. Yani çocuk zaten genç, doğası gereği analitik bir varlık. Kurcalıyor, bakıyor, bilmem ne yapıyor falan. Daha iyi olabilirdi. E sen de daha güzel olabilirdin. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bir cevap değil ki, daha iyi olabilirdi. Yani müziği biz İmam Hatip'ten geri şekilde öğretiyoruz. Ezber üzerine öğretiyoruz. Yani Arapça dua ezberlemeye benziyor. Yani ben bir sınavda hiçbir yerde daha şunu görmedim. Varsa yapan hocalarım affetsin. Ondan sonra bak şurada piyano yazıyordu, sen böyle yaptın. Burada yaptın, bağ vardı, burada nefes aldın. Burada bilmem ne. Ya Şan öğrencilerinde biliyorsunuz, adam İtalyanca bilmiyor. Yani ve Arya söylüyor. Burada ne diyor diyorsun? Yapıyor. Yani belki orada işte mesela en komiği o Lo Perduto'dur. Şeyde Figaro'da bir de anahtarı kaybediyor ya şey ondan sonra. Böyle sanki çok dramatik bir aryaymış gibi. Lan anahtarı kaybettim, Allah kahretsin diyor yani, anlatabiliyor. Yani bu da ifadeye etkiliyor. Mesela ben şeyi izlemiştim. Bir de tabii kendimi de geliştirmek için masterclassları çok takip ediyorum YouTube'da. Onu da söyleyeyim. Veselina Kasarova'nın çok büyük hayranıyım. Yani o kadının sesinin. Bulgar mevzu. Evet. Müthiş bir hani böyle kontür tonu var. Bir taraftan üstler de çok sağlam ve üstler patlamadan sağlam. Yani alt doğuşkanları. Bağırmadan. Evet, nasılsa bu kadar güçlü. Onun bir iki masterclass'ını izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Şarkıcı olasım geldi. Yani. Ne bileyim, fazla da uzatmayayım. Böyle işte. Estağfurullah. Maestro, biz 1,5 saattir yayındayız. Yavaş yavaş kapatalım. Gençlere en son bir öneriniz var mı? Genç müzisyenlere demeyelim, gençlere. Yani bizi seyreden gençlere, bizi çok genç seyrediyor. Ne yapsın bu gençler? Yani o paket dediğiniz o çok önemli. Her şeye dikkat etsinler. Özelliklerini ortaya çıkarsınlar. Öyle değil mi? Yani ya en önemli üç şey. Üç tane tavsiye her zaman söylüyorum. Orkestralarda lütfen da söylüyorum. Provada da lütfen söylüyorum. Üç tane kuralı var müziğin. Doğru ritim. Doğru nota. Güzel ses. Başka bir şey yok. Bir dördüncü kuralı yok müziğin. Gerisi doğru, artık bunların altında dallanır budaklanır. O yüzden solfeje dikkat. Özellikle Türk milletinin ritmi çok zayıf. Buna çok dikkat. Hani bir hocalarda metronom kullanmadan çalışın, ritim içtedir falan diye garip bir böyle Budist felsefesi var. Böyle bir şey yok. Ritim. Bu güzel. Bunu kullanacağız. Budist felsefesi.
Çok tabii, güzel bir terim. Ritim işte diyor ya. Ne bileyim. Sonra analitik olarak, dedektif olarak yaklaşsın anlatıyor. Psikolojik olarak ağır bir şey. Eleştiri ağır bir şey. Ama hani Batı müziği çok bireyci bir şey ve çok bireyin size doğrudan direktif verdiği bir şey. Bizim yorum marjlarımız hep altta ve hiçbirimiz şefler olmak üzere başta bestecinin daha üstünde değiller. Yani bestecinin ne dediğine konsantre olmak lazım. Bunun için kültür, mütevazilik ve sindirmişlik lazım. Üç, müzik, klasik müzik alanı, pop müzik alanı değil. Burada bir anda Instagram fenomeni, öteki tarafta Facebook fenomeni olduğunuz anda ne kadar yükseğe çıkarsanız düşüşünüz de o kadar sert olur. Hızlı yüksekten olur. Doğru. Lütfen yüzünüzü kendinizin bir de ben bir şey diyorum, doğru mu diyorum ama insan nereden geldiğini unutmaması lazım. Asla. Bu formasyonun temeli zaten. Üç, şey yani dört, Türk sanatlarına şey verin. Hani kendi ülkemizin birikimine, tarihine önem verin. Bravo. Türkçemiz çok güzel bir dildir. Yani çok bilimsel bir dildir. Buna ağırlık verin. Özellikle teknik anlamda teorisyenler çok fazla yabancı dille anlaşılmaz hale getiriyor işte. Bunların Türkçe karşılığını bulmak lazım. İnsanlar anlamıyor müziği. Diğer tarafı, neye inanırsanız inanın, biz liberal ve çok vahşi kapitalizmin olduğu bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemin içerisinde bilgisayarla, teknolojiyle barışamamış insanlar var olamayacak. Ondan sonra. Dijital ortamda. Evet. Dijital ortamdan barışamayanlar yani var olamayacak. Yani kendinizi iyi kaydedeceğiniz, iyi çekeceğiniz bir mikrofon, bir kamera olmalı. Çok gerekli bir yatırımdır. Doğru. Play alonglarla çalıp söylemek önemlidir. Belki kendi altyapınızı sokak müzisyeni gibi yapmanızın gerektiği bir döneme denk geleceğiz. Belki kendi operanızı arkaya bir tane çarşaf gererek dört kişi oynamanızın, sokakta yapmanızın gerektiği döneme geleceğiz. Belki böyle küçük eserleri arkadaşlarınızdan istemenizin gerekliliği olduğu bir döneme geleceğiz. Aslında müzik tarihi de böyle gelişti. Hiçbir zaman adamlar tutup da ben 1500 kişi öyle, böyle bir şey yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Yani kumsalda gitar çalan adam ne kadar özgürse siz de o kadar özgür olmalısınız. Çok az müzisyenin sokakta kendini müzisyen olarak ifade ettiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Her yerde şarkı söyleyin. Manyak olduğumuzu bilin, normal insanlar olduğumuzu bilin ve bunun çok güzel olduğunu bilin. Bu işin bir büyü olduğunu bilin, kimsenin yapamayacağı bir sihir olduğunu bilin. Sahneye öyle çıkın. Amacımız insanları büyülemek, başka hiçbir şey değil. Ondan sonra. Gerisi bir de müzik aleminde gördüğünüzün %20'sine, duyduğunuzun %50'sine inanın. Dedikodudan ne kadar kışkırtıcı olursa olsun uzak durun, uzun vadede hep siz kazanırsınız. Yani kimseyi incitmeyin, kırmayın. Bravo. Ben buna ters bir örnek olmuş olabilirim. Beni ciddiye almayın. Estağfurullah. Hepimizi eleştirin. Hepimizi şey yapın. Hiçbirimizi ilah, hiçbirimizi de günah keçisi ilan etmeyin. Biz de günahıyla, sevabıyla belli niteliklerde, belli yeteneklerde insanız. Ne tanrıyız, ne şeyiz. Yani ortalarda takılıyoruz işte. Ve işte hepimizin müze bekçisi olduğunu bilin. Belki bunu yenileştirmek sizin elinizde. Belki grafiti kadar özgür bir sanat çıkartabilirsiniz. İşte bu. Ve kendinizi ciddi bir proje olarak, bir şirket olarak, bir kurum olarak ele alın. Yani kendinize bir gelişim planı yapın. Ülkede eksik ne? Ha, şunu diyeceğim. Ülkemizde bu çok önemli. Bunu herkese söylüyorum. Her şey var da çocuklar için müzik yok. Bu ülkede 15 milyon çocuk var. Çocuk şarkılarımız yok. Çocuklar için opera yok. Çocuklar için müzikli oyun yok. Çocuklar için kendi enstrümanınızla yapabileceğiniz masallar yok. Arkadaşlar, YouTube'a bile enstrümanınızla koyup La Fontaine masalı anlatsanız milyon izleniyor. Kesildi maestro. Pardon, saçmaladı sesini. YouTube'a bir milyon koysanız dediniz, kesildi. Devam edin. Yani YouTube'a bir çocuk masalını piyanonuzda kendi bestenizle çalıp anlatarak yazsanız, bu hem sizin tanınmanız için bir şeydir, hem de yüzlerce ailenin, benimki gibi çocukların hayatını kurtarır. Ya yemek yedirirken bile YouTube'a sarılıyoruz. Düzgün şeyler olsun. Yani bana inanmıyorsanız açın şimdi YouTube'u. Baby Shark denen parça kaç hit almış. Baby Shark. Bunları kapatalım programı, bu kadar. Maestro, çok teşekkür ediyoruz. Ben süper bir sohbetti. Çok sağ olun. Çok zevkli bir sohbetti. Çok benim sağ olun. İyi ki varsınız. Siz de. Sürçülisan ettiysek affola. İyi ki varsınız. Antalya'ya sevgiler olsun. En kısa zamanda yüz yüze gelelim tekrar. Tekrar müzik yapalım beraber. Umarım. İnşallah. Çok isterim. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın Maestro. Siz de. Ailenize çok sevgiler. Eşinize ve çocuğunuza. Eksik çok olmayın. Sevgiler. Görüşürüz. Çok teşekkürler Maestro. Bay bay. İyi günler.